Ne oldu? Başladık mı şimdi? Şu Başladık. anda yayında mıyız? Yayındayız. Zeki Müren de bizi görüyor mu? Görüyor. Tamam. Herkes seni görüyor. Öyle mi? Ali'cim sen şimdi oradan bize soru muydu? Tartışacağımız konuları aktar. Evet, sen başla. Evet. Ondan Ben sonra nereden başlayayım? dini Neyle? gelenek, bütün dinlerin temeli on emir, Mekki ayetler, din, medeni ayetler, gelenek ayrımı doğru mudur? Böyle anlarsak yanlış mı anlamış oluruz? Bu konuyla başlayalım. Sorular geldiğinde Abi devam edelim. bu çerçeve biraz hem belirsiz hem de ucu bucağı da yani çok tayin edilebilir bir çerçeve değil ya. Çerçeveyi sen çiz. Din ve Bence gelenekten böyle geç. bir ya. Din ve gelenekten geç. Ya bu abi din büyük ölçüde gelenek zaten ya. Evet, aynen. Şimdi büyük bir laf ettiğim gibi görünüyor ama burada benim gelenek sözünü söylerken bugünkü gelenekçi, yenilikçi zıtlaşmasında, tartışmasındaki gelenekçi kanadın geleneğe yüklediği anlamla bir irtibatı yok. Ya peygamber Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde işte İslami daveti hayata taşırken sonradan sünnet denilen şey aslında bir gelenek oluşturmuş. Bu geleneğe Kur'an'la kendisi, sahabesinin ortak işbirliği sayesinde oluşmuş din. Böylece bir gelenek yani yaşanan, tekrarlanan, hayatın akışı içerisinde sorunlar zuhur ettiğinde kişilik karakteri ve temel dini umdeleri sarsmamak, silkelememek, onların fabrika ayarlarıyla oynamamak kaydıyla hayatın akışına kendisini tekrar adapte edebilen yani canlı, dinamik, süreklilik içinde, bakın süreklilik içinde değişimi de beraberinde getirebilen gelenektir din. Bu aslında Kur'an'ın kendi beyanları açısından da test edildiğinde kanıtlanabilir bir iddiadır. Şöyle ki Kur'an kesintiye uğramış bir geleneğe önce itikadi düzlemde güncelliyor. Kesintiye uğramış itikadi gelenek dediğimiz şey tevhid, Allah'ın birliği inancı kesintiye uğramış. Kur'an bu davayla işe başlıyor ve bu davasından da sonuna kadar taviz de vermiyor. Burayı geçiyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de eski peygamberlere dair bütün anlatımlara baktığımızda özellikle Arap kökenli veya Hicaz kökenli peygamber kıssalarına Hud peygamberi, Salih peygamberi, insanlığın ikinci atası kabul edilen Nuh'a izafe edilen tebliğ ve davet mesajlarına baktığında geldiler, hep Allah birdir dediler ve gittiler. Dolayısıyla Hz. İsa'ya ilişkin teslis doktrini reddedilirken de vurgulanan ana tema gene tevhiddir. Kur'an-ı Kerim içine doğduğu kültür içerisindeki henoteistik, politeistik inancın tevhid geleneğine ket vurmasını ortadan kaldırmak, geleneğin tekrar devamını sağlamak üzere itikadi alanda işe buradan başlıyor. Ama bizim bugün mevzu bahis ettiğimiz konu dinin inanç alanıyla değil. Daha çok toplumsal hayat ve hukuk alanında gelenek ne, din ne, sabit ne, değişken ne? Genellikle burası mevzu bahis ediliyor. Bu tarihselcilik mevzusu da genellikle bu alanda cereyan ediyor. Ben o açıdan da söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim kendi iç yapısına baktığınızda bu toplumsal hayatı da büyük ölçüde peygamberin içine doğduğu kültürün alışkanlıkları üzerinden toplumsal hayatı tanzim ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim dört başı mamur, tepeden tırnağa radikal, devrimci bir şeriatla toplumsal düzen icat etmiyor. Bunu değişik vesilelerle ben söylemiştim. Bir daha söyleyeyim isterseniz. Kur'an-ı Kerim'de gündelik hayatın tanzimine ilişkin ahkama bakarsanız hükümlere
bu hükümlerin istatistiksel olarak yaklaşık %80'lik bir kısmının peygambere vahiy gelmeden önceki Arap toplumunun gündelik hayatında mevcut olan örfler ve uygulamalar olduğuna tanık olabilirsiniz. Hangi faslı açarsanız açın. Bununla ilgili bir istatistik çalışması Mehmet Okuyan'la Osman Eyüboğlu tarafından birlikte hazırlanan geniş çaplı bir makale var. İSAM'ın makale, ilahiyat makaleleri arama motoruna girdiğinizde oradan bulabilirsiniz. Orada tek tek tadat edilmiştir. Ha, eski kaynaklarımızda da var. İbn Habib'in Muhabber'inde de var. Mahmud Şükrü Alusi'nin Bulugul Arabi'nde de var. Cevad Ali'nin şu anda Ankara Okulu Yayınları tarafından tercüme edilmeye başlanan ama muhtemelen o ciltler 6. 7. ciltlerde o meseleler ele alınacak. Baktığınızda göreceksiniz ki Arap'ın örfünde hayatında uygulanan gerek ceza hukukuyla gerek muamelatla gerekse medeni hukuk yani evlenme boşanma gibi bütün prosedürlere ilişkin uygulamalara baktığınızda Kur'an-ı Kerim bunların %80'lik bir oranını ya aynıyla tekrar ifka ediyor, canlı tutuyor, İslami dönemde de meşruiyetini onaylıyor veyahut tadilatta bulunarak yaşatıyor. Bunun %20'lik bir kısmını kaldırıyor. Bu %20'lik kısma baktığınızda işte süt kardeşli evlilik ki onun da %100 İslam'dan önce süt kardeşli evlilik serbest miydi ki konusu da tartışmaya açık, onu yasaklıyor. İki kız kardeşi bir erkeğin aynı nikah altında birleştirmesini yasaklıyor. Üvey annelerin üzerine efendime söyleyeyim ceket atma ritüeliyle onlara adeta tırnak içinde amiyane tabirle çökmeyi yasaklıyor. Efendime söyleyeyim. Fakat bunun dışında örf içerisinde az çok meşruiyet kesbetmiş ve o günkü toplumsal algıda da böyle bir ahlaksızlık olarak telakki edilmemiş bazı uygulamalar var ki bugünkü ahlakımız açısından baktığınızda bildiğiniz aşağı yukarı fuhuşa denk gelen uygulamaların Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde Müslüman toplumun bunu bile tolere ettiğini görebiliyoruz. İşte bugün Şia'nın arkasında durduğu ve savunduğu mutanika bunlara örnektir. Peygamber hayatında bu 6-7 kez uygulanmış, 6-7 kez de uygulamadan kaldırılmıştır. Bizim ulema bunu nesih olarak değerlendiriyor ve işin içinden de çıkmakta zorlanıyor. Çünkü nesih dediğiniz şey daha önceki uygulamanın sonradan kaldırılması ama Hayber'de ya kaldırıldı diyorsunuz, bir daha bakıyorsunuz Müslim'in sahihinde Mekke'de bir daha uygulandı diyorsunuz. Bu nesih mesih değil, bu evlilik biliyorsunuz olağan şartlarda olan bir şeyin değil, olağan dışı şartlarda yapılan bir şey ve geçici, muvakkat bir evlilik olduğu için muta nikahını gerekli kılacak şartlar oluştuğunda uygulanıyor. Şartlar ortadan kaldığında da kendiliğinden doğal olarak kalkıyor. Nedir bu? Buradan diyelim ki bir şirketin elemanı olarak Rusya'ya çalışmaya gittiniz. Bir yıl orada kalacaksınız. Oraya gittiğinizde bir Rus hanımefendiyle anlaşıyorsunuz. Bir yıllığına sözleşme yapıyorsunuz. Basbayağı belli bir ücret mukabili oturup konuşuyorsunuz. Evlilik hayatı yaşıyorsunuz. Konuştuğunuz süre dolduğunda evlilik kendi kendine fes oluyor. Miras sonucu doğurmuyor, tazminat sonucu doğurmuyor, nafaka sonucu doğurmuyor vesaire vesaire. Şimdi buna baktığınızda aşağı yukarı bu vallahi bir tür metres hayatı tutmak gibi bir şey. Ama o günkü toplumun algısında bu meşru telakki edilmiş ve bir süre uygulanmış. Nisa suresinin 25. ayetinde sanırım Femestem ta'tum bihi minhunne bazı alimler burayı minhunne İlâ ecelin müsemma kaydıyla okurlar. Femestem ta'tum bihi minhunne ilâ ecelin müsemma diyelim. Orayı paranteze alalım. Fe'âtuhunne ucurehunne. Yani kadınlardan belli sınırlı süreliğine faydalandığınızda ücretlerini verin. Birçok alim bu ayetin muta nikahına göndermede bulunduğunu söyler. Bizim sünni alimler muta nikahına karşı çıktıkları için burayı normal evlilik sırasındaki mehirle ilişkilendirirler. Sonucu şunu söylüyorum. Bu uygulamanın ruhsat alanından kaldırılması Hazreti Ömer'in gene kararıyla olmuştur. Şia'nın bunu işte kabul etmemesi Hazreti Ömer kim de ben onu onun uygulamasını kabul edeceğim diye kapris yaparak Hazreti Ömer'e de zaten biliyorsunuz alerjileri de var reddetmişlerdir.
İyi ki Hazreti Ömer bunu kaldırmış. Bugünkü zihnimizde oluşan ahlak normları açısından baktığınızda bu uygulamayla diyelim ki metres hayatı, karşılıklı rızaya dayalı dost hayatı yaşamı arasında ne fark var diye düşündüğümde herhalde adı konulmuş bir ücret farkı var, bir de süre farkı var. Başka da hiçbir şey yok. Dolayısıyla bugünkü İslami ahlak normum, şahsen benim ahlak anlayışım bu uygulamayı kaldırmıyor. Buradan ilginç bir şey çıkıyor. Erik Fromm da bir kitabında buna işaret eder. Ahlakın bile yerel normları var gördüğünüz gibi. Yani bir toplumun örfünde, ananesinde meşru ve maruf kabul edilebilen bir uygulama zaman içerisinde aradan belli bir zaman geçtikçe başka bir toplumsal muhayyilede meşru olarak kabul edilmeyebiliyor. Demek ki ahlakilik bile zamana ve zemine göre değişebiliyor. Yani böyle su geçirmez ahlak normları da yok insan hayatında demek ki. Bunun bir benzeri de işte din midir, örf müdür meselesine aslında buradan girmekte de fayda olabilir. Belki buradan da giriş yapılabilir. İşte Zeyd evlatlıktır Peygamber Efendimizin. Onun da eşi Peygamber Efendimizin halasının kızı Zeynep binti Cahş'tır. Zeynep binti Cahş, Zeyd'in köle olması, geçmişinin azatlı olması hasebiyle toplumsal statüsü düşük olarak telakki edildiğinden onunla evliliğe sıcak bakmamakta ısrarla Peygamber Efendimiz de o evlilik olsun istemektedir. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ اَمْرًا اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Yani bu Allah, yani Allah ve Resulü bir konuda bir hüküm, bir karar, bir söz verdiğinde erkek ya da kadın müminin kendileriyle ilgili olarak tercihte bulunma selayetleri yoktur. İşte bu ayet Zeynep'e gönderme yapıyor. Yani peygamber evleneceksin dediyse evleneceksin. Evleniyorlar ve o evlilik yürümüyor. Sonuçta dönüyor dolaşıyor. Evlatlığın boşadığı hanımı peygamber alıyor. Onunla evleniyor. Bu bizim bugünkü kültürde bunu kan temizler yani. Cinayet olur. Çünkü bir kişinin geliniyle evlenmesi veya evlatlığının boşadığı hanımla evlenmesi Türk ananesine, Türk örfüne, Türk marufuna göre kabul edilebilir bir şey değildir. Bunun içindir ki Taberi 1310 yılında vefat etti. Bizim Türk İmamı Maturidi de 333'te vefat etti. Aralarında sadece 23 sene var. Aynı dönemin müfessirleri, aynı dönemin çocukları. Coğrafyaları farklı ama bundan daha da önemlisi içine doğdukları ve yetiştikleri kültürün kodları farklı. Özellikle de kadın, aile, namus gibi, iffet gibi konulardaki bakış açısının farklılığının nerelere vardığını göstermek babında bu ayet, bu Zeyd Zeynep meselesiyle ilgili ayetin kritik bir cümlesi vardır. Ve tuhfi fi nefsike mallahu mübdihi ve tahşan nas. Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyordum. Ne yaparken gizliyordum? Zeyd karısından müşteki olmuş, gelmiş peygambere boşanmak istediğini arz eder gibi bir şeyler söylüyor. Ayette diyor ki peygamber sen de o sırada ona diyordun ki hayır boşamak, karını nikahın altında tutmaya devam et diyordun ama bunu derken de içinde bir şeyleri gizliyordun. İnsanlardan da kaygılandığın için gizliyordun. Bizim Taberi işte bu yıllar önce İmam Hatip'te tefsir derslerinde bize okutulan Celaleyn tefsiri de buna dahildir. Osmanlı'nın 600 sene boyunca okuttuğu Beyzavi tefsiri de buna dahildir. Başta Taberi olmak üzere, Mukatil bin Süleyman olmak üzere bu ayetin bu cümlesiyle ilgili olarak şunu derler. Bunlar gavur çocuğu değil, dikkat buyurun. Bunlar hatim duası okuduğunuzda kendisilerine Fatiha gönderdiğiniz insanlar bunlar.
Bunlar diyor ki ve tukfi fi nefsiken anlamı şudur. Bir taraftan Zeyd'e karını boşama diyordun, bir taraftan da keşke boşansa da onun boşadığı karısıyla ben evlensem diye içinden geçiriyordun. Bunu Arap müfessirler böyle söylemekle peygambere bühtanda bulundukları, ona bir ahlaksızca bir vasıf yakıştırdıklarını akıllarından bile geçirmemişler. Çünkü belli ki onların algısında böyle bir durum sorun teşkil etmiyor. Ama İmam Maturidi bu yorumu duyduğunda tüyleri diken diken oluyor ve cümleye şöyle başlıyor. Zalike böyle bir yorum ba'idun son derece akla uzaktır. Muhalun imkansızdır. La yahtemlü hiçbir doğruluk ihtimali yoktur. Tüyleri diken diken oldu. Çünkü bu Maturidi at avrat silah kültürünün çocuğudur. Öbürü de benim dört eşim var. İstersen birini boşayayım sana verebilirim kültürünün çocuğudur. Kültürler arasında bu kadar algı farklılığı yaratan bir konunun din olma ihtimali yoktur. Din bu kadar zikzak, bu kadar seyyar, bu kadar değişken algılara konu olabilecek kadar seyyar bir şey değildir. Din sabit bir şeydir. Dinin ne olup olmadığını ast hattı zatında sürekli tek tek hocam bunları bizim elimize böyle prospektüs gibi okuyup tek tek maddeler halinde 54 farz, 32 farz gibi namaz hocası gibi yazsanız da verseniz demeye gerek yok yani. Bu Ankara Okulu Tarihselcilik grubundaki zekalar oldukça parlak zekalar, çok düzeyli felsefi münakaşalar da yapılıyorlar. Bak eğer böyle bir cevap isteniyorsa benden ısrarla adını koy, hocam madde madde adını koy diyorsanız o zaman ben burada bir art niyet seziyorum. Art niyetin adını da şöyle tarif ediyorum, şöyle koyuyorum. Arkadaşlar benim bu dinden kaçasım, sıvışasım, kırasım var. Ya tarihselcilikle bunun bir kılıfını bize bulun. Biz de bunun kendimize bir savunma mekanizması olarak edinelim. Buradan biz de ipi kıralım gidelim. Diyorsanız arkadaşlar benim savunduğum tarihselcilik din konusunda ipi kırma söylemi değildir. Eğer ipi kıracaksanız öyle tarihselciliğe falan uğramanıza gerek yok. Doğrudan kırmanızı tavsiye ederim yani. Direkt jübile yapın, çıkın gidin yani. Kimse de sizi burada tutmuyor, din alanında tutmaya çalışmıyor. Dolayısıyla bizim söylemimizi yani şu. Hocam dinle bir bağım vardı, Allah razı olsun. Sizin de bu tarihselcilik söylemiyle ben de onları da kopardım demenin söylemini üretmiyorum ben. Ben bugüne kadar öyle bir söylemde bulunduğumu zannetmiyorum. Dolayısıyla beni birileri dinle zaten arasına korkunç bir mesafe girmiş, belki mahalle baskısıyla bunu deklare etmekten çekiniyor. Kendisine böyle bunu tolere ettirebilecek bir söylem arayışında bulunurken bana denk geliyor. Ha hocam, aradığım hocamı buldum. Sen söyle de biz de rahat edelim, rahat rahat vicdansızlığı çekmeden buradan çekip kapıyı gidelim diyorsanız o adres ben değilim yani. Yanlış bir adrese geldiniz. Çünkü böyle şeyler de bu grubun içinde tartışıldığına tanık oluyorum. Bundan da inanın üzülüyorum. Şimdi Abdullah Bey herhalde bu Mahmud Muhammed Taha yani 1980'lerde Sudan'daki Nümeyri rejimi tarafından ilhat suçuyla idam edilen ki aslında gerekçesi ilhat milhat değildir. Siyasi politik tavırları ve o politik tavırlarının toplumsal bünyede yarattığı, iktidar nezdindeki yarattığı kaygılarla ilgilidir. Adamı astılar. Adam sosyalist, Müslüman olarak kendini tanımlıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'i okurken bu nasih mensuh teorisini tersine çevirerek okumayı tavsiye ediyor. Aslında bunun altyapısı Şatibi'nin muvafakatında filan var. Ama ilk defa bunun kadar net, vazıh, sarih bir söylemin ortaya konulduğunu biliyoruz. Ben bunu Adana Çukurova'dayken The Second Message of Islam diye, İslam'ın ikinci mesajı diye İngilizce'ye de çevrildi. Kalkedon yayınlarından dandik bir çevirisi yapıldı. Çeviri dandik olduğu için çevirmen de üstünün adına yazına ya da adını yazmadı.
Fakat daha sonra başka bir yerden daha temiz bir çevirisi çıktı. Ben bu adamı, Abdülaziz Kıranşal isimli öğrencime yüksek lisans tezi olarak verdim. Bu kitabının dışındaki diğer kitaplarını da Sudan'dan getirttirdik. İslam'ın sol yorumu diye bu tezkire yayınları arasından da piyasaya çıktı. Adamın iddiası şu: İslam'ın birinci mesajı biraz mekanizma ters işliyor, ilginç. Birinci mesajı Medine'dir. İkinci mesajı Mekke'dir. Aslında böyle olmaması lazım. Birinci mesajı Mekke'dir, ikinci mesajı Medine'dir. Olması lazım. Süreç öyle işlediğine göre. Fakat bu tersinden düşünüyor. Buradaki birinci ve ikinci kelimesini bu arkadaş sıra sayısı olarak kullanmıyor. Değer yüklü olarak kullanıyor. Birinci demek primitif mesajı. Yani yüzeysel, ilk, sati. İkincisi ise derinlikli, esas, asli mesajı demektir. Asli mesaj, ikinci ana mesaj, nihai mesaj Mekke'ye aittir. Yüzeysel, birincil, iptidai, primitif mesaj da Medine'ye aittir. Dediği şu: Medine döneminde inen ayetler her ne kadar kronolojik sıralama içerisinde sonradan inmiş olsa da aslında sonradan inmişliği onun daha olgun, daha kemale ermiş, daha yerli yerine oturmuş olduğu anlamına gelmez. Kur'an-ı Kerim'in mesajının asli, nihai, sabit ayakları, temelleri Mekki surelerde yer alır. Dolayısıyla Mekki surelerdeki mesajlar esas alınarak medeni sureler yeniden yorumlanmalıdır. Oysa bizim fıkıh ve tefsir geleneğimizde bakış açısı özellikle nasih mensuh konusunda işleyen mekanizma ilerlemeci tarih mantığına uygun bir mekanizmadır. 610'da nüzul başlamıştır. 632'de bitmiştir. Bizim ulema bu süreci, bu 23 yıllık süreci bir tekamül süreci gibi okumayı tercih etmiştir. Dolayısıyla bu nüzul kronolojik tertibe göre Allah en son nerede ne dediyse o nasihtir. Yani daha önceki hükmü geçersiz kılan hükümdür, nihai hükümdür. Ben bu klasik nesih teorisinin bu şekildeki işleyen mantığına itirazım var. Dolayısıyla Mahmud Muhammed Taha gibi düşünenlerdim. Dolayısıyla Mahmud Muhammed Taha'nın bu yaklaşımı bana göre de doğru geliyor. Bu Şatibi'de de var. Bunun muvafakatı açın bakın. Orada şunu göreceksiniz: Kur'an-ı Kerim'deki ahkam, medeni ahkam, Mekki ayetler üzerine oturtularak yorumlanır. Aynen tam da işte şeyin, Mahmud Muhammed Taha'nın dediğinin ilkesel teorik çerçevesini zaten Şatibi çizmiş. Ve şöyle der Şatibi, daha da ileri gider: Mekki ayetlerin işledikleri konular nesle açık konular değildir. Medeni ayetlerde işlenen konular ise güncele dairdir. Hem yoruma, hem tevile, hem iştihada açıktır. Dolayısıyla tartışma götürür niteliktedir. Böyle olduğu içindir ki bu ayetlerin geçerliliğini, değerini, efendime söyleyeyim, aksiyolojik kıymeti, harbiyesini Mekki ayetlere kıyaslayarak, Mekki ayetleri kendinize röper noktası tayin ederek yorumlamanızda fayda vardır der. Dolayısıyla bu gök kubbenin altında söylenmiş yeni bir şey yoktur sözü vaizin dilinden aktarılır. Vaiz dediğim Hazreti Süleyman'ın Tanah'ta vaiz kitabının birinci paragrafındaki cümle böyle söyler. Aynen doğru bir cümledir. Bak Mahmud Muhammed Taha ben söyledim zannediyor ama çoktan 1388'de vefat eden Şatibi söylemişti zaten bunu. Peki bu nasıl oluyor? Buna bir örnek verin. Şöyle oluyor: şimdi bizim klasik fıkıh usulü mantığına göre Kur'an-ı Kerim'in Mekki surelerinde
infak adına söylenen ne kadar hüküm varsa, sınırı belirli olmayan, sırf harcama, limitsiz. Çok olur, az olur. Bu infak hükümlerini içeren ayetler, zekatın emredilmesini mucip ayet geldikten ve zekatın da miktarları peygamber tarafından belirlendikten sonra infak artık bir yaptırım ifade eder olmaktan çıkmıştır. Yani onda bir verdiniz, kırkta bir verdin, öşürden onda bir verdin, öbüründen kırkta bir verdin ve infak meselesi artık bundan sonra tatavvu, gönüllü bağış mesabesindedir. Dolayısıyla versem de olur, vermesem de olur. Bizim bugün tırnak içinde sadaka dediğimiz kategoridir artık. Çünkü zekat vücub ifade eder, mutlak zorunluluk ifade eder. İşte bu mantık bizim ahlaki yoğunluğu düşük Müslüman pratiğimizin altyapısını oluşturan bu ilmihal ve fıkıhçı din ve dindarlık mantığıdır. Hani kıl beşi, Ali'cim neydi o? Kıl beşi, böyle bir tabir var bizim Karadeniz'de. Al bilmem ne işte, kıl beşi dediğin, yani üstüne düşen, İslam'ın şartı beş var ya, işte onları yerine getirdiğimizde Müslümanlık aşağı yukarı kıvamına erer gibi düşünüyor. Mahmud Muhammed Taha'nın buna itirazı şu şekildedir. Arkadaşım, zorunluluk erdemlilik hükmünü nesedemez. Orası Müslüman olmanın eşiği olarak belirlenmiştir, zekat. Bir fazilete işaret etmiyor. Tabir caizse Türkiye'de vatandaşlık, Türkiye vatandaşlığına geçmek için söz gelimi ödemen gereken bir ücret veya Türkiye devletinde vatandaş olarak ödemen gereken gelir vergisi veya esnafsan, şuysan, buysan stopaj vergisi gibi bir vergidir. Vergi olduğu içindir ki memur kategorisi bile vardır. Vel amiliyle aleyha, yani Tövbe suresinin 60. ayetinde innemes sadakatü lil fukarayı diye başlarken bu zekatlar kimlere verecek? Bir de zekatın memurlarına verecek. Yani bunun memurluk kurumu bile oluşturmuştur. Basbayağı bunlar devlet adına vergi topluyorlar. Dolayısıyla devlet vergiyi alamayınca gitmiş o kabilelere Hazreti Ebubekir basbayağı savaş açmıştır. Dediği şu, ben de aynı kanaati taşıyorum. Eğer gerçekten Müslümanlığımızın pratiğinde ahlaki yoğunluk ve duyarlılık artsın istiyorsak, bu fıkıhçıların formüle ettikleri ve çerçevesini çizdikleri nasip mensup teorisini bir kere bir yana atmamız lazım. Çünkü nasip mensup sürekli farz olanları geçerli sayıyor. Nafile diye bugün, adı üstünde nafile ya. Nafile tatavvu denilen şeyleri de gönüllü kişinin tercihine bırakıyor. Bence Müslümanlık böyle tercihe bırakılan şeyler üzerinden canlandırıldı ve hayata taşındığı sayede hem o Müslümanlığımızdan bir ahlaki, manevi lezzet alabiliriz, hem de erdem basamaklarında mesafe almamızın yolunun da ancak bu bakış açısıyla mümkün olduğu kanaatindeyim. Yani kısacası infak hükmü hala bence Allah tarafından korunmuş ve bir yaptırımı olan ve mutlaka yapılması gereken bir hükümdür. Nafile bir hüküm değildir. Kaldı ki infakla ilgili ayetlerin de en yoğun geçtiği yer gene medeni bir sure olan Bakara suresidir. Bakarsanız orada görürsünüz. Yani Medine döneminde de bir infak var. Peki o Medine dönemindeki infak emrinin bu kadar yoğun olmasının sebebi, biliyorsunuz biz Kur'an ayetlerini lafız beyan eksenine sıkıştırdığımız için ve sebebin hususiliği bizi çok ilgilendirmiyor arkadaşlar. Biz lafzın umumiliği üzerinden yürümeliyiz prensibini kendimize uygun gördüğümüz için nüzul ortamını çok dikkate almadan yorumladığımızda çoğu zaman ayetlerin içerdiği hükümler bizim zihnimizde bir yere oturmuyor. Ha, demek Allah öyle demiş diyorsunuz. Fakat çünkü fon boş, arkasındaki, yani bu ayetlerin arkasındaki fon çorak bir fon. Fakat şöyle bir düşünün, Bakara suresinin en azından
لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ diye başlayan 177. ayeti, bir ayeti ki bir kelimesi Kur'an-ı Kerim'in en ilginç kelimelerinden biridir. Bana göre gerçek, samimi, dört dörtlük dindarlık denen şeyin karşılığı Kur'an'da bir diye ifade edilmiştir. Şimdi bu ayete kadarki kısım Bakara, yani Medine'ye hicretten sonraki ilk birkaç yılda inmiş bir kısımdır. İnfak vurgusu niye bu kadar çok yapılıyor? Çünkü bir yıl muhacir gelmiş ve onların dünya kadar şeye ihtiyacı var. Mesela Suriye'den savaş sebebiyle Türkiye'ye gelen milyonlarca insanın iaşe, ibate ihtiyacını devletin karşılamadığını düşünün. Bir bakın bakalım ne olacak. İşte Kur'an tam da böyle bir dönemde biraz da ensara gönderme yaparak infak da infak, infak da infak. Yani elinizdeki bir ekmeğin yarısını paylaşın demek istiyor. Onun için Bakara suresinde infak vurgusu bu kadar fazla geçiyor. Bu nüzul siret ilişkisi tefsirde çok önemli. Ben de buraya gelmeden 2 saat önce Adnan Demircan hocanın, Adem Apak, Mahmut Kelpet'in hocalarla birlikte nüzul siret ilişkisi konseptine uygun bir kitap hazırladığını ve bu kitabın da bir yayın evi tarafından yayınlanacağına dair benden de yazı işlemişlerdi. Ben de onu yazdım. Tam 42 sayfaydı. Bugün bitirdim, şükürler olsun. Tam da bu işte Kur'an-ı Kerim'i kendi bağlamına oturtma ve o bağlam içinde anlama son derece önemli. Arkadaşlar, yeri gelmişken Kur'an'ı anlama konusunda bizim erken dönem müfessirlerin anlamı sürekli geride aradıklarını, bir müfessir olarak yönünü ilerleyen zamanlara değil geriye dönük iş yaptıklarını söyleyebilirim. Mukatil bunların başında gelir. Taberi de bunların başında gelir. Taberi ile Mukatil'in tefsirine bakarsanız birkaç önemli hususiyet dikkatinizi çeker. Bir, bu adamlar bir kere Allah'ın muradı diye bir şey var, buna inanmışlar. Dolayısıyla tefsirci olarak o muradı anlamaya koyulmuşlar. O muradın da kendi içinde bulundukları tarihsel koşulda değil, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu günkü ortamda olduğuna da inanmışlar. Dolayısıyla Kur'an'ı sürekli geriye dönük incelemişler. Ve bu iki müfessir için Kur'an-ı Kerim içinde bulundukları çağa ve o çağın ihtiyaçlarına göre anlamı sürekli üretilen, sürekli güncellenen, sürekli içinden istinbatta, istihraçta bulunan, sürekli anlamı yenilenen, anlam icat etme operasyonu değildir bunlara göre. Onlara göre anlam mümkün mertebe tarihsel süreçte ortaya çıkan anlam stokunu eritmek ve eğer mümkünse o tek anlamı bulabilmektir. O tek anlam muradı ilahidir. Fakat bu ister istemez Kur'an-ı Kerim'i hep geriye dönüp okumayı gerektiriyor. Bu sefer de şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Ama canım biz Kur'an indikten 600 sene sonraki zamanın çocuklarıyız. Kur'an bizim dünyamıza da konuşsun be kardeşim. Kur'an'ın kendi nüzul kontekstindeki söylediği, konuştuğu meseleleri dikkate aldığınızda ve anlama murad-ı ilahi budur diye teke indirdiğinizde Kur'an'ın fazla konuşma şansı kalmayacaktır. Bu sefer ne yapalım arkadaşlar? Sebebin hususiliğini bir kenara koyalım, lafzın umumiliğini dikkate alalım. Lafzın umumiliği dediğimiz şey iki türlü şey olabilir. Bir, bu lafızla belirtilen hüküm umumidir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bu hüküm o gün X veya kişisi hakkında inmiş olabilir ama bu başka bütün insanlar için de geçerli olmalıdır. Zaten bunu gelenek hep böyle anlamıştır. Fakat burada daha ilginç bir yorum daha var. Bazıları da anlamın umumiliğinden dem vurmaktadır. Anlamın umumiliği şu demek. Kelimenin kaldırabileceği kadar ne kadar anlam varsa sözlük ihtimalleri dahilinde hepsi bu kelimenin sırtına yüklenebilir. Dolayısıyla bir kelimenin taşıdığı muhtemel anlam stokunu, anlam potansiyelini şu muradı ilahi burada şudur diyerek tahsis edemezsiniz. Bunu kim söylüyor biliyor musunuz? Hanefi usulcüsü Serasi söylüyor. Ne dedi şimdi bu arkadaş, bu alim? Şöyle dedi.
muradı ilahi budur diyerek anlamı umumilik arz eden bir lafzı tahsis edip o anlamı teke indiremezsiniz. Çünkü sizin murat dediğiniz şey bir ihtimalden ibarettir. Cenab-ı Allah'la görüşüp konuşmadığınıza göre muradı ilahinin o olma ihtimali olabilir de olmayabilir. İhtimal üzerine benim lafzımın anlamının çok katmanlılığını tek katmana indiremezsiniz. Bu güzel de çünkü fıkıhçının işlevi şudur. Fıkıhçı içinde bulunduğu çağ Kur'an'ı sürekli konuşturmak, önüne gelen problemleri sürekli Kur'an'a referans vererek aşmak zorundadır. Dolayısıyla o istiyor ki lafız mümkün mertebe anlam potansiyeli fazlaca olsun ki ben onu kullanayım. Tefsirci de ilginçtir, anlamı teke indireyim diye uğraşıyor. Tefsircinin yüzü bulunduğumuz şu noktadan bakıldığında geriye dönüktür. Fıkıhçının yüzü de ileriye dönüktür. Fakat Serasi'nin bu yaklaşımı batınileri de geçit verir, sufileri de geçit verir. Sufilerin haller ve makamlar denilen kişisel, öznel, kişiye özel tecrübeleri içerisinde fantastik anlam arayışlarının önü alınamadığı gibi batınilerin siyasi, felsefi angajmanlarına bağlı olarak abuk sabuk yaptıkları yorumlar hep anlam, lafız umumidir abicim. O da gider, bu da giderin üstüne bindirilmiştir. Dolayısıyla bunun bu yorumun faaliyetinin sınırları belirsiz olacağı için böyle bir şeyi kabullenmemiz mümkün değildir. Bir tefsirci böyle bir Serasi'nin dediğini kabullenirse tefsir ilmine yapabileceği en büyük ihaneti yapmıştır. Şimdi ilk dönemlerde böyle. Arkadaşlar anlam, murad-ı ilahi var mı yok mu? Nasıl olmasın? Bir kere şunu söyleyeyim. Açın bizim müfessirleri. Muraduhu Teala diye ibare kullanırlar. Allah Teala'nın muradı şudur diye. Bu ibare Razi'de de var. Bu ibare Ebu Hayyan'da da var. Herkes de var. Hatta şöyle psikanaliz yapar gibi şöyle cümleler de var tefsir kitaplarında. Keennehu yegulü Teala. Allah sanki şunu demek istiyor. Allah sanki şunu demek istiyor cümlesi bir. Allah'ın bir niyetinin, bir maksadının olduğunu peşinen varsayıyor. İki, beşeri olarak o maksadın anlaşılabileceğine de inanıyor. Üç, o maksadı bulmanın adresinin de nüzul ortamı olduğunu inanıyor. Dolayısıyla tefsir ilmi temel orijinal karakteristikleri itibariyle Batı dünyasındaki hermeneutik tartışmalarda Hirsch'in ve Emilio Betti'nin bir metnin anlamı yazarın niyetiyle koşulludur. Yazarın niyetini çözdüğünüzde metnin içinde kastedilen anlamı da çözmüş olursunuz şeklindeki niyetselci hermeneutiğe daha uygun düşmektedir tefsir faaliyeti. Burada yazarın niyeti dediğimiz şey, yazarın psikolojik dünyasını keşfetmek, zihninin içine girip ona psikanaliz uygulamak değil. Yazarın o eseri yazarken içinde bulduğu koşulları, ortamı, kültürel dünyayı bilmek, tanımak ve hangi tarihsel, sosyolojik koşullar içinde o metni yazdığını anlamaya vakıf olmak demek yazarın niyeti. İşte bu anlamda niyet bizim nüzul ortamı topografyasına denk geliyor. Şimdi bunun karşısında Serasi'nin biraz önce adını koyduğu, sufilerin de işari, remzi, sembolik dediği yorum tevil geleni hatta kelamcıların tevil anlayışı, bu Hirsch ve Betti'nin niyetselci hermeneutiğinin karşısında duran, Heidegger'le başlayan ve Gadamer'le mumu dikilen anlayıştır. Gadamer der ki, hatta Heidegger şunu der, bu Dasein kavramı üzerinden der ki, insan sürekli bir oluş, bir duruş, bir varoluş durumu içinde bulunur. Süper özne gibi kalkıp içinde bulunduğu varoluş durumunun dışına çıkıp o varoluş durumunun atmosferini aşıp fezada ve zamanda yolculuk yapıp
ilgilendiği, araştırdığı metin her neyse, Kur'an-ı Kerim'se 1440 sene öncesine paraşütle inip orayı tamamen nesne, tamamen öznellikten uzak, %100 nesnellik iddiası taşıyan bir şekilde fotoğrafını çekip orada söylenenlerden hareketle Allah'ın muradını birebir tayin edip maksadını da anlayıp o maksadını cebine koyup buraya gelip içinde bulunduğu çağa bunu tatbik edebilecek bir özne değildir. Çünkü insanoğlu kendisini çevreleyen etkin tarihin ve geleneğin çocuğudur. Dolayısıyla ön yargısız, öznellikten bağımsız bir metnin %100 nesnel anlaşılması gibi bir imkan ve ihtimal yoktur. Yoksa o zaman ön yargımızı itiraf edelim. Ön yargımızın da içinde olduğu bir yorumlama sürecine girelim. Dolayısıyla her yorum o metindeki anlamın yeniden inşasıdır. Anlam benim varoluş durumumla iç içe geçmiş bir şekilde ortaya çıkar. Buna bir de örnek verir Gadamer. Der ki bir sanat eserini inceleyelim. Nasıl bir sanat eseri olsun? Onu o örneği o vermiyor, ben veriyorum şimdi. Sürrealist Salvador Dali'nin bir tablosunun önünden resmi geçit gibi sanatsever olarak bakıp bakıp geçelim. Şimdi soru şu, bu tablo kendinde bir anlam taşıyor mu? İki, Ali'nin, benim ve sizin bakış açınızdan bağımsız herkesin az çok üzerinde ittifak edileceği bir nesnel anlamı var mı? Yok mu? Gadamer'e göre yok. Gadamer'e göre her sanatsever onunla iletişim kurduğunda ve ona yönelik bir anlama faaliyeti başlattığında bir şey anlar, öteki başka bir şey anlar, öteki başka bir şey anlar. Fakat burada Ali'nin anladığıyla Mustafa'nın anladığı arasında meşruiyet olarak birinin diğerine faikiyeti falan söz konusu değildir. Yani bir anlama modeli diğerinden daha geçerli, daha meşru denilemez. Anlama denen şey subjektif. Doğru. Bu güzel. Ama bizim burada anlamaya çalıştığımız metin Salvador Dali'nin arkasında hiçbir verili fonu bulunmayan, sadece orada çizgileri olan bir sanat eseriyle mukayese edilebilir bir metin değildir. Dolayısıyla böyle hermeneutik mugalatalara bu bizim davamızı, bu kadar çırpınmamızı cefel kalem bir çırpıda harcamamak gerekir. Kur'an-ı Kerim 23 yıl cap canlı, bin bir çeşit gerçek öznenin, insanın hayatın içine inmiş, tarih var, mekan var, zaman var, insan var, muhatap var, her şey var. Ve böyle bir gerçek fonun içine iniyor. Dolayısıyla biz sadece yazarının muhayyilesinde, fantazi dünyasında kurgulayıp sonra bir tuvalin üzerine karaladığı bir resmin üzerine fantastik anlam arayışı yapmıyoruz. Yaşanmış bir tarih var, gerçek bir peygamber var, koskoca bir ümmet var ve orada yaşanan şey de sizi bugün bile hala domine eden bir gelenek var. Her şeyden öte elinizde bir verili, bir dili, o dili olan bir metin var. Biz bunun üzerinden yürüyoruz. Dolayısıyla bu anlam bu kadar özneldir, ona göre de olur, buna da konu da olur. Anything goes, yani o da gider, bu da gider, her şey gider. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ben dolayısıyla dikkat ederseniz bugüne kadar bu hermeneutik tartışmalara girmedim. Çünkü bu tartışmalarda özellikle Fazıl Rahman'ın İslam ve Çağdaşlık kitabının baş tarafında batıdaki bu tartışmalara azıcık değinip kendi konumunu Betti'den yana konuşlandırıp Gadamer'in karşısına alması, sonra bu Türkiye'de tarihselcilik tartışmaları başladıktan sonra tarihselciliğe reddiye yazan bütün zevat-ı kiran arkadaşlarımızın hepsinin birdenbire Gadamerci olması. Düşünebiliyor musunuz ya? Şevket Kotan, Allah selamet versin, Kur'an ve tarihsellik diye bir doktora tezi yazdı. Geçenlerde profesörlük dosyası da önüme gelmişti. Baktım gene aynı şeyler. Hatta raporda yazdım ya. Bozdum bu kafayı tarihsellikle diye.
Şimdi şu kadarını söyleyeyim. Kur'an ve tarihselik meselesine giriyor. Başlıyoruz batıdaki hermeneutik tartışmalardan. Schleiermacher'den başlıyoruz. Dilthey'e geçiyoruz. Efendim Dilthey demiş ki fen bilimlerindeki anlama ve anlama biçimine, usule, tekniğe, metodolojiye uygun şekilde beşeri tim bilimlerinde de biz teknik geliştirelim ve bunu da hermeneutik üzerinden bir oluşturalım demiş. İşte öyle olmuş, allem olmuş, kullem olmuş, ondan sonra Heidegger gelmiş, Gadamer geçmiş. Gadamer anlamanın öznel olduğunu savunmuş, bilmem şu olmuş, etkin tarih teorisini kurmuş, bilmem ne, anlatıyor. Bakalım Sade'de ne zaman gelecek diyor. Çünkü insan 400 sayfalık tezin 250 sayfasında Gadamer'den dem vurulduğu zaman diyor ki bu Gadamer herhalde El itkan fi ulumul Kur'an diye bir herhalde tefsir usulüne dair bir şey yazmış olmalı ki bu herif bu Kur'an ve tarihsellik konusunda Gadamer'i bu kadar anlattı. Bekliyoruz Gadamer'in ne Kur'an'la alakası var, ne bizim tefsirle alakası var, ne bilmem neyle alakası var. Tek şey şu, Fazıl Rahman'ın gidişli gelişli Kur'an'ı anlama teklifini hermeneutik gelenek içerisinde Hirsch'in ve Betti'nin, Emilio Betti'nin niyetselce hermeneutiğine daha paralel, daha yakın görmesi hasebiyle kendini öyle konuşlandırır. Gadamer'in bir metnin yorumunda nesnellik çok mümkün olan bir şey değildir tezini karşı tarafa koyması üzerine tarihselciliğe Fazıl Rahman üzerinden itiraz eden bütün herkes ne varsa peşin dostumun düşmanımın düşmanı dostumdur der gibi Gadamer'ci olmuşlar. Okuyorsunuz Gadamer aşağı, Gadamer yukarı. Onun için ben böyle amatörce atıflarla gelip Kur'an tefsir meselesine Gadamer'in, Madamer'in burnunun sokulmasına gıcık olduğumdan dikkat buyurduysanız tarihsellikle ilgili bütün yazdığım, çizdiğim, bütün argümanlarımda mümkün mertebe batıdaki hermeneutik tartışmalara girmedim. Bunu bilmediğimden efendim bu konuya kafa yormadığımdan da bakın size şurada bir 15 dakikalık bir girizgah yaptım. Vaziyeti işte iki kutbu anlattım. Gidip gelip bunların üzerinden bu meseleyi tartışmanın yeri yok. Bence bizatihi Kur'an-ı Kerim kendi tarihselliğini zaten kanıtlamış bir metin olarak elimizde duruyor. O tarihselliğin kanıtı da bizim ulema tarafından nesih diye isimlendirilmiş. Kur'an 23 yıllık dönemde kendini en azından toplumsal düzlemdeki hükümler açısından revize etmiştir. Kur'an kendi kendini kendi iniş sürecinde güncellemiştir dostlar. Ama bunu ben ayetlerimi nesettim diye adını koyarak yapmamıştır. Doğal hayatın akışının içinde dün o günkü sosyal şartlarda bir hüküm vaz edilmiş, sosyal şartlar buraya evrilmiş, hemen hemen aynı konuyla ilgili başka yeni bir hüküm gelmiş. Bu bir güncelleme olmuş. Fakat buna muhatap olan ilk muhataplar, bu hükümlerin ikisini de yaşayan, tecrübe eden, hayatlarında pratize eden ilk muhataplar, yani sahabe, ilk kurucu, Müslüman nesil, bunun adını koyma ihtiyacı bile hissetmemiş. Çünkü doğal hayat akışı içinde gittiği için, ya Rabbi ya dün dündür, bugün bugündür mü demek istedin filan gibi de bir şey söylememişler. Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'i iki kapağın arasına alıp açıp bu sayfada 15. sayfada böyle diyor, 25. sayfada böyle diyor, bu bir çelişki gibi görünüyor gibi bir durumla karşılaşmadılar. Onlar bu hükümleri bizzat güncel gerçek hayatlarının içerisinde hem de ihtiyaç duydukları anda muhatap oldular. Dolayısıyla dünün ihtiyacı öyleydi, öyle söylendi. Bugünün ihtiyacı böyle oldu, böyle söylendi. Bunu hiçbir zaman bir tenakuz, bir tutarsızlık olarak telakki etmediler. Ayrıca onlar hayatı provalı olarak da tecrübe ettiler. Bir kere yaşadılar ve gittiler. Fakat o 23 yıllık hayatın zikzaklı, inişli çıkışlı, barışlı savaşlı, kavgalı gürültülü bir yığın bileşenleriyle birlikte bunlara bağlı olarak inen ayet-i kerimelerin 6236 ayet pat diye bir metnin içine girip format olarak da
bir yazarın masa başında yazdığı metne şekil benzer şekilde önümüze koyunca biz de yılların alışkanlığıyla ki aslında bu sadece mushaf olarak karşımızda bu Kur'an-ı Kerim'in bulunması ve bilindik kitap okuma alışkanlıklarımıza göre onu okuyor olmamızdan değil. Böyle bir algı yanılgısından öte özellikle Zemahşeri'den itibaren 538'de vefat etti. Daha sonra 685'te Beyzavi'den, 700'lerde 1310'larda Nesefi'den, 1300'lerde 784'lerde işte 1300'lerde 1400'lerde Ebu Hayyan'la sona eren tefsir paradigmasındaki kırılma bizim Kur'an-ı Kerim'in o kendi nüzul kontekstinde ve situation kontekste durum bağlamı içerisindeki özgün anlamlarıyla aradaki bağın kopmasına çok yol açtı. Çünkü Mukatil bin Süleyman için, Taberi için ilk ve en hayati olan şey indiği günkü anlamı araştırıp bulmaktı. Onun içindir. Bakın Taberi'nin tefsirinde yaklaşık 800 civarındaki nakil rivayet İbn-i İshak'tan almadır. Siyer kitabından almadır. 800 rivayet. Ve Yusuf suresinin daha 7. ayetinde Yusuf aleyhisselamla ilgili kıssada ibretler var denen ayetin altında Taberi böyle bir bütün halinde bu Yusuf kıssasını şimdi Mekke'de anlatmanın ne alemi vardı sorusuna cevap verirken nüzulle siret arasında o kadar somut ve canlı bir bağ kurar ki Yusuf'a kardeşlerinin yaptığı zulümleri, ona reva gördükleri zulümleri gam yeme Muhammed'im, gam yeme elçim. Bak senin bu amcanla, bu dayınla, bu akrabanın sana yaptıkları bu gadre uğratmaları da net sen tek değilsin. Bak bizzat kendi kardeşleri abilerine ne yaptılar. Bunun için böyle bir irtibat kuruyor. Ama biz bugüne kadar Yusuf suresini güzel, hoş bir hikaye olarak baştan girdik, sondan çıktık. Çoğu zaman da tefsir yapma ve Kur'an okuma alışkanlıklarımız böyle düşünceye imkan vermediği için çoğu zaman da anladığımızı sanmıyorum. Güzel bir hikaye okumuş, geçmiş oluyorduk. Fantastik yerler de var. İşte Züleyha'nın böyle atraksiyonları var. Hanımların parmaklarını kesmesi var falan filan. Heyecanlı yerler var mesela. Kardeşinin yükünün arasına su maşrabası koyması falan. İyi bir senaryo çıkar. İşte Kanal 7'de o senaryodan yazılmış. Gözlerinin altı mor mor, tuhaf tuhaf tiplerle oynayan bir dizi var. Senelerdir işte bir tek film senaryosuna yarıyor. Öyle değil. Bu peygamberin nüzul dönemindeki yaşadığıyla Yusuf suresinin nüzul siret ilişkisini kurduğunuzda oradan çıkan can yakıcı mesaj ve anlam aslında adlı zatında her bir insan olarak kendimizin hısımla, akrabayla, akrabayı taallukatla, dostlarla ilişkisinde son derece hayati şeyler söylüyor. İşte eğer ama o hayati olan mesajı algılamanın, kavramanın yolu o bağlam içerisindeki özgün anlamı bulup oradan kalkarak kendi hayatınıza tatbik veya uyarlama yapmayı mümkün kılıyor. Bunu Taberi başarmıştı. Taberi tam bu ayeti böyle, bu kıssayı böyle tefsir ediyor. Aynı bağlam içerisinde İbn-i İshak'tan da benzer bir nüzul siret ilişkisini tesis eden bir yorum aktarıyor. Hiç İbn-i İshak'tan hiç beklemezsiniz. İbn-i İshak'ı zannedersiniz ki peygamber şu gün şuradan şuraya gitti, buradan buraya geldi. Yusuf suresinin o Mekke ortamında niye indirildiğine dair İbn-i İshak'tan acayip izahlar göreceksiniz. Eski adamlar, büyük adamlar. Evet. Fakat Ebu Hayyan'la birlikte Kur'an-ı Kerim'in özgün anlamlarını tespit işi, özgün anlam işi bitiyor. Ebu Hayyan'ın tefsir tanımına bakın, şunu göreceksiniz. Tefsir denen ilim, şu Kur'an'ın metnindeki lafızların gerek tek tek, gerek terkip halindeki
anlamlarını bir tür çivi yazısı deşifre eder gibi deşifre etmekten ibarettir. Bu ilmin bir de tetimmatı vardır. O tetimmatı da böyle esbab-ı nüzüldür, Mekki medeni. Dikkat edin. Mukatil'de, Taberi'de tefsirin olmazı olsa olmazı olan esbab-ı nüzül, Mekki medeni, nasi mensuh konuları Ebu Hayyan'a gelindiğinde artık tefsirimizin tamamlayıcı motifleridir haline gelmiştir. O günden beri artık biz sadece metnin yazdığına odaklanarak tefsir okumaya başladık. O bizim Kur'an'ın kendi nüzul ortamındaki otantik anlamını keşfetmeye yönelik ilgimizi de alakamızı da geri planda kalmasına sebep olduğunu düşünüyorum. Ali'cim ben buraya nereden geldim ya? Çok ilmi girdin hocam. İlahiyat şey doktora öğrencilerine anlatır gibi ağır kaçıyor son kısmı. Yok ya. Evet. Abicim hoca hep aynı şeyleri anlatıyor. Alın size, aha doktora dersin. Nasıl? Yedi mi? Yemedi değil mi? Yemedi. Siz biraz böyle popüler geyik istiyorsunuz. Arkadaşlar. Biraz sorulara geçelim istersen. Bence hocam. Sorulara geçelim abi. Bu böyle bak Dilber hocam dedi. Bu uzun gider be ya. Ben sıkıldım. Ben gelen sorulardan birkaç tane söyleyeyim sana. Böyle spot cümleler halinde de ben cevap vermeye çalışayım. Ara verecek miyiz? Azıcık Ümmet-i Muhammed'in evlatları da ara versin. Ben mazot bitti. Şimdi. Mazot bitti. Bir iki soru cevapla tamam. Ondan sonra soru cevap devam ederiz yine. Şimdi üç değişik sorudan Farabi'nin, Jung'un ve Watt'ın vahiy görüşleri hakkındaki düşüncelerini soruyorlar. Abi bu bana gelen eleştirinin tam daniskasını gerektirecek bir içerik soruyorlar, tamam mı? Evet. Sen gene çok şeye girmeden. Ben bak, ben buradan çok taş yedim. Şimdi ben şu kadar söyleyeyim. İslam geleneğinde kendime en yakın gördüğüm vahiy nazariyesi Farabi'ye aittir. Bu kadar söyleyeceğim sadece. Tamam, yeterli. Ama Farabi'nin nübüvvet ve filozofluk arasındaki farkı, faal akıl kavramından anladığı şeyi iyi baksınlar gitsinler. Fakat şu kadar söyleyeyim. İbn-i Sina da değil. Farabi. Bana göre Türk İslam düşünce tarihinde filozof tadında, filozof hüviyetinde bir tek filozof varsa o da Farabi'dir. Fakat öyle olduğu içindir ki dinle de mesafesi oldukça mesafelidir. Onun için çok itibar edilmez. Bir tek Trabzon'daki hastaneye ismini vermişler. Başka da vermemişler. Bu bir. Jung'a gelelim. Jung'un vahiy nazariyesinin İslam düşüncesine tatbik edilebilirliği edilemezliği konusunda bu işte bu arketipte şudur budur. Ben girmiyorum ona, sadece şunu söyleyeyim. Salih Akdemir rahmetli hocanın sanırım Selim Türcan'a çalıştırdığı Jung'un vahiy anlayışıyla ilgili bir yüksek lisans tezi var. Onu okusunlar. Ben bu konuda biraz ağzımı tutmak zorundayım. Çünkü benim kafamı gözümü bu konu yüzünden yardılar. Ağzımdan çıkacak her sözüm. Bak geçen de ben Instagram'da bir şey paylaştım. Halil Cibran'la. Sen de dedin ki, o söyleyince daha iyi oluyor değil mi abi? Şimdi neydi o? Oğlum gez, kimseye söyleme. Aşk yaşa, kimseye anlatma. Çünkü insanlar güzel şeyleri berbat ederler. Evet. Ben bunu hayatımda defalarca gördüm. Boşboğazlığımın çok cezasını çektim. Vahiy konusunda bir şeyler söylemedim mi aslında? Bir metnin içinde yazılıydı. O da bağlamından koparıldı. Kıyamet koptu. Canım çok yandı. Arkadaşlar beni mazur görün. Özel bir mahvil olursa size konuşurum. Konuşacaklarımın böyle yenilir, yutulur olmadık şeyler değil. Ama artık yoğurdu bile üfleyerek yemek ihtiyacı hissediyorum. Çünkü bunun celebesini ben ödedim. Vata gelince, Vatı sinsi olarak telakki ediyorum. Bana göre kaytaniler, maytaniler, diğer böyle radikal oryantalistler daha dürüstler. Birisi kalkıyor diyor ki,
peygamberin diyor sara nöbeti vardı diyor. Epilepsisi vardı diyor. Kendinden geçiyordu. Böyle işte vahiy zannediyordu. Tamam belli yani. Kimisi kalkıyor diyor ki Hazreti Peygamber'in otobiyografisidir Kur'an-ı Kerim diyor. Ve dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i tarihlendirerek peygamber biyografisi yazmaya çalışıyor. Bak Hartwig, Hirschberg böyledir. Gustav Weil böyledir. Gustav Weil'den hemen yakın sonra ölen Theodor Nöldekin Kur'an tarihine ilişkin çalışmaların arka planındaki zihniyet bu kitap Muhammed'in otobiyografisi kitabıdır. Ama Watt bak belki niyet okuma olabilir. Watt ya Muhammed kendine vahiy geldiğine gerçekten inanıyor. Ben de onun dürüst olduğunu düşünüyorum falan diye girer. Girer. Seni kendine epeyce bir çeker. Dürüst konuştuğuna, iyi niyetli olduğuna çeker. Modern dünyada İslam vahiy kitabını bitirdikten sonra bir bakarsın ki sen Nöldekin iddiasından daha kötü bir yerde duruyorsun. Onun için Watt'a karşı ben peygamberin peygamberliği ve vahiy konusundaki görüşlerine karşı ciddi rezervlerim var. Çünkü metninin satır altı okumaları bana çok sinsi geliyor. Ha şunlar güzel. Muhammed'in Mekke'si. Bunlarda bir deskriptif dış dünya tasvirleri var. Ama ne zaman ki modern dünyada İslam vahiy gibi konulara giriyor, ben size şunu öneriyorum, oraları biraz daha titiz okuyun. Benim söylediğim vahiy nazariyesinin gelenekte Farabi'de var, İsmaili filozoflarda var. Zaten bunu İmam Maturidi de batiniler böyle savunuyor, manadır diyordu ya. İsmaili filozoflar çünkü doktora da çalıştım. Modern dönemlere yakın 1700'lerde, 1800'lerde Şah Veliullah Dihlevi de var. Kısmen Fazıl Rahman da var. Fazıl Rahman'ın da arkasında zaten Dihlevi vardır. Fazıl Rahman da Mehter Marşı takımı gibi iki ileri bir geri gider. Çünkü korkmuştur. Zaten başına 11 rupi ödül konduğu zaman bundan dolayı. Ya ben ne söyledim ki arkadaş ya? Eski bizim İslam filozofları vallahi benden daha fazla şey söylemişlerdi diye aynen bu cümleyle de yazar. Onun için Fazıl Rahman'ın ne dediği hiç belli. Cibril diye bir kategori var mı? Bir bakıyorsun var diyor, öbür tarafta yok diyor. Bir taraftan mana diyor, öbür taraftan lafız diyor. İlhami Güler de zaten Fazıl Rahman'ın bu gelgitli cümlelerinin biraz sünniliğe prim veren bir tarafını pasajını aldı. Bak dedi, Fazıl Rahman bile lafızlı manalı Kur'an vahiyine deniyor. Bu Mustafa Öztürk deistir dedi. Bu biz Fazıl Rahman, ben, diğer arkadaşlar temiz tarihçileriz. Bu Mustafa ürmesini bilmeyen it olarak sürüye kurt çağırdı. Onun için bu deistir dedi. Ondan sonra kıvırıp duruyor. Şimdi neyse bunu da geçelim. Fazıl Rahman'ın vahiy teorisi karmaşık. Sanırım bence aklı da karışık. Onun ne dediğinin işin içinden çıkmıyor. Tercümeler de biraz bozuk. Ben ne dediğimin farkındayım. Hala da onun arkasındayım. Şöyle bir itiraz geliyor. Hocam lafız manadan ayrılabilirim. Öyle absürt, öyle salakça bir itiraz geliyor. Lafız manadan ayrılabilir mi? Bal gibi ayrılabilir bir şey. Nasıl ayrılıyor? Bir kadını seviyorsun. Veya bir kadın bir erkeği seviyor. Sevgi dediğin şey zihninde bir duygu hali olarak burada var mı? Var. Zihninde var. Bu hormonal bir şey. Sana bir takım duygular yaşatıyor. Sevgi. Bu kavram şu anda. Sevgi kavramsal bir şey. Duygusal ve kavramsal olarak burada mevcut ve senin yüzüne, gözüne, davranış biçimine, mutluluğuna, hayat içerisindeki motivasyonlarına varıncaya kadar tepeden tırnağa hayatını da yönlendiriyor değil mi? Etkiliyor. Sonra yeri geliyor, zamanı geliyor. Bir şu sevgini bir anlatsana diye. Ya şuraya yaz. Bir şeyler yazıyorsun.
Yazıyorsun değil mi? Neyi yazıyorsun? Burada duygu olarak, burada motivasyon olarak, burada hormon olarak mevcut olan ve senin dünyanı, zihnini meşgul eden bir şeyi, bir hali, bir ahvali, bir kavramsal, soyut bir içeriği cümleye dökerek anlatıyorsun. Doğru mu? Anlattığın oradaki yaşadığının birebir aynısı da olabilir. Dilin kısıtlılıkları veya senin kelime ifade becerinin nispetinde yarısı da olabilir. Bir kısmı da olabilir. Dolayısıyla yaşarsın, Orhan Veli dediği gibi anlatamıyorum dersin. Doğru mu? Bu da olabilir. Lafızla mana niye ayrışmaz? Arkadaşım mana demek bizim eski kitaplarda İmam-ı Şafii'yi açarsanız illet anlamına gelir. Kelam kitaplarını açarsanız kavram anlamına gelir. Mana kelimesi belagat kitaplarını açarsanız da lafzın taşıdığı medlul muhteva anlamına gelir. Bir yıl farklı anlamı var. Buradaki bizim mana dediğimiz şey peygamberin tevhid, Allah bir inancının kavramsal içeriğidir. Bu bazen fe'alem ennehu la ilahe illallah diye cümleye dökülür. Bazen vela te'u me'allahi ilahen ahire efendime diye tercümeye dökülür. Bazen Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum diye ifade edilir. Bazen kul huvallahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulet diye ifade edilir. Bütün bu ifade biçimleri bir tek kavramsal içeriğin Allah birdir, şeriki yoktur. Başka başka ifade şekilleridir. Bak mana lafızdan nasıl ayrılabiliyormuş ve bir mana nasıl bin bir çeşit farklı ifadeye dökülebiliyormuş. Doğru mu abicim? Evet. Adamın yormanın alemi yok diye düşünüyorum ya. Mazot arası verelim lütfen. Arkadaşlar. Ya herkes bu, burada, gitsin bir çay burada, demlesin. Burada arkadaşlar bir, çay demleyin. Burada bir bitirelim. Ha. Sorularınıza da bu arada ben bakmış olurum. Devam edelim derseniz ederiz. Edelim, etmeyelim derseniz, ben giderim. Bitiririz. Ben giderim, evet. İyi akşamlar diliyoruz şimdilik. Ne olacak? Başladık hocam. Öyle mi? Bak söndüreyim. Dostlar, arkadaşlar, merhabalar tekrar. Eğer şöyle bir beklenti varsa bu bizi dinleyen Hazirun'un nezdinde bir daha ben itiraf edeyim, söylemek ihtiyacı hissediyorum. Hocam sizden var ya ultra uçuk görüşler bekliyorduk. Bunun neticesinden de sizden aldığımız cesaretle şu İslam'a bir tekme vuralım, biz de rahat edelim gibi bir beklenti varsa özür dilerim ama o beklentinizi bizden karşılayamazsınız. Çünkü İslam benim sırtımda yumurta küpesi değil. Benim için kıymetli bir şey. Bütün çabam içinde yaşadığım dünyanın gerçekliğine uygun bir Müslümanlık. Yani bu modern çağda tarih dışına düşmeden, anakronizme savrulmadan Müslüman olarak yaşamak, Müslüman kalmanın mümkün olan yolunu araştırıyorum. Bana dikte edilen öğretilenlerin pratik hayatta karşılığı olmadığını görüyorum. Bu açmaza düşünce de bu çağda Müslümanlık gerçekten nasıl yaşanabilirin yolunu bulmaya çalışıyorum. Ama daha da önemlisi yaptığım iş şu, hazır bulduğum, bana kimlik olarak en başından giydirilen İslam kimliğini, Müslümanlığı, kendi hidayetimi, kendi elimin emeğiyle, hazır bulduğum hidayet içerisinde alın terimle yeniden ihtida etmeye çabalıyorum. Bu çabalamam sırasında geleneksel kabullerle birçok konuda zıtlaştığımı biliyorum. Fakat bu zıtlaşmam bir hakikat arayışından kaynaklanıyor. Yoksa İslam'la didişme arzusundan kaynaklanmıyor. Eğer İslam'la didiştiğini zannedenler varsa, ki Ekşi Sözlüğe öyle yorumlar da düşülmüş, hala bu adamın ateist olası var da niye olmuyor bir türlü anlamıyoruz. O sizin kuruntunuz efendim. Kendi yaşadığınızı ve kendi arzuladığınız şeyi benim üstüme yansıtıp benim namıma konuşmamanızı istirham ederim. Bu bir. İki,
tarihselcilikle ilgili bir ortak çalışma grubu kurulabilir mi diye bir soru gelmiş. Biraz popüler bir cevap vereyim isterseniz. Arkadaş, herkes kendi tarihselciliğinden dem vuruyor. Böyle ortak, müttefakun aleyh bir tarihselcilik yok. Ben öyle tarihselciler tanıyorum ki, kuşluk vaktinde selefiler, öğlende ateistime yakınlar, öğleden sonra hanefiler, akşama doğru malikiler yani. Böyle tarihselciler var. Sürekli zikzakları bitmeyen, efendime söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim lafız olarak da, ezeli olarak da Allah'tan gelmiştir deyip, bu hükmün tarihselliğinden dem vurmaya başlayan, böyle kendi içerisinde tutarsızlıkla yuvarlanıp duran tarihselciler biliyorum. Dolayısıyla benim o noktada onlarla kesişmem ve bir grubun içinde yer alıp bu meseleyi çalışmam mümkün değil. Ben sadece burada konuşurken bir ekolü temsilen konuşmuyorum. Sadece kendi bildiğimi anlatmaya çalışıyorum. Ha, merak edilebilir. Sizin tarihselcilik çizginiz en yakın kime benziyor? Ömer Öztürk'e benziyor. Zaten ben akademiye intisap etmeden önce de Ömer Hoca'nın yazdığı, çizdiği şeylere bakıyordum. Allah Allah diyorum. Benim kafamda darmadağın olan fikirleri adam ne güzel muntazam şekilde dile getirmiş diye ona hayranlık duyuyordum. Sonra Allah bizi tanıştırdı, kavuşturdu. Dost, arkadaş olduk. Şimdi aynı yolun yolcusuyuz diye düşünüyorum. Hoca Almanya'da olduğu için bu tartışmalardan uzak kaldı ama çizgi olarak, paralellik olarak Ömer Hoca ile kendimi daha paralel gördüğümü söyleyebilirim. Bunun dışında kim tarihselcidir ben çok bilmiyorum. Çok da ilgilenmiyorum. Dolayısıyla sizin o önerdiğiniz teklifin bugünkü Türkiye düzleminde ortak bir çalışma grubu olarak hayata geçireceğine dair bir beklenti taşımıyorum. Böyle bir şeyin mümkün olacağına da çok ihtimal vermiyorum. Bu kibirden, yok ben onlarla tartışmam gibi bir bencillikten, bir kapristen değil. Bizim bu tarihselcilik konusunda bu konuya dair görüş beyan eden veya bu konunun içinde dönüp dolaşan insanlarla çok yapısal köklü farklılıklarımız var. O açıdan bunu söylemiş olayım. Başka ne sorusu vardı? Mehasin makasit maruf muydu? Arkadaşlar, bizim fıkıh usulü İmam-ı Şafii'nin risalesiyle başladı. Fakat bu risale çerçevesinde İmam-ı Şafii şöyle bir kural vaz etti. Dedi ki, bir Müslüman evladının hayatı boyunca karşılaşacağı tüm olaylara, tüm meselelere dair Kur'an-ı Kerim'de açık, sarih, zımni, ima, işaret yoluyla mutlaka bir atıf bulunur. Bu prensip olarak şunu varsaymaktadır. Hayat olaylarından ortaya çıkan sorunlar ve ihtiyaçlar söz konusu olduğunda her ihtiyacı, her soruna bir, mutlaka bir Kur'an referansı üzerinden cevap aramak zorundasınız. Yani bu anlayış bizi her konuda Kur'an'a sürekli bir referans metni olarak müracaat etme alışkanlığını başlattı. Yani şimdi bizim A'dan Z'ye bütün hayat içerisinde sürekli olarak ayet aramamız, Kur'an'a başvurma ihtiyacı duymamızın arka planındaki metodolojik paradigmayı kurucu figür Şafii'dir. Ve İslam fıkıh tarihini de Şafii domine etti. Halen de o geçerlidir. Ben Kur'an-ı Kerim'den Müslüman olmanın yapı taşlarına, bu itikadi ve ahlaki düzlemde yapı taşlarına ilişkin kurucu ilkeler elde edildikten ve bunlar benimsendikten sonra hayatın akıp giden şeyi içerisinde, süreci içerisinde tikel meselelerle ilgili sürekli bir Kur'an referansı ihtiyacı duymaya inananlardan biri değilim. Ayrıca ben Kur'an-ı Kerim'in güncel hayata dair hükümlerinin
bir dinamik sosyoloji içerisinde, bir tarihsellik içinde vaz edildiği için, o tarihsellikte kendine ait zamanın, mekanın, toplumun, o toplumun alışkanlıklarının, adetlerinin, örflerinin unsurlarını kendi bünyesinde tanıdığı için bunun mutlaklaştırılamayacağı. Dolayısıyla Kur'an'ın hüküm kurduğu konularda da tikel meselelerle ilgili olarak, güncel hayat ve toplumsal düzenle ilgili olarak hükümlerinin de Kur'an konuşmuş olsa bile o konuda da bir içtihat düzenlemesine gidebileceğine inananlardan biriyim. Beni tarihselci kılan. Anlaşıldık hocam. Evet. Gelenek dedi ki Kur'an'ın konuştuğu yerde yani Mevlid-i Nas'ta içtihat yapılamaz. Bizim de kanaatimiz şudur. Kur'an'ın konuştuğu yerde içtihat yapılabilir. Çünkü Kur'an mutlak bir zamandan, mekandan, insan faktöründen, toplum faktöründen, örften, adetten, gelenekten, insani alışkanlıklardan bağımsız olarak hüküm vaz etmiyor. O zaman belli bir sosyoloji içinde hüküm vaz ediyorsa, o sosyolojiyle benim yaşadığım sosyoloji arasında 1400 yıl zaman geçmiş. Nasıl oluyor da Medine'nin 1400 yıl önceki 10.000 kişilik nüfuslu kasabasındaki bir güncel hayat olayına ilişkin söylenen bir hüküm 15 milyon İstanbul'un yaşam alışkanlıklarında 1400 yıl sonra New York'ta, Manhattan'da aynen tatbik edilebilir oluyor. Bu inanç ilkesi değil ki ya. Bu bildiğin dinamik sosyolojiyle, gündelik yaşamla ilgili ya. Kaldı ki sonsuz olaylar ve sonsuz sorunlar yumağıyla karşı karşıyayız. Hayat akıp gittikçe 10 sene önce aklınızın ucundan geçmeyen bir ihtiyaçla, bir sorunla bugün karşılaşabiliyorsunuz. Oysa Kur'an-ı Kerim'in güncel hayata dair toplam hüküm kurduğu ayetlerin toplamı maksimum 300 ayet. Hadi diyelim 400 ayet. 400 kalem ayet var, 4 milyon sorun var. Nasıl çözeceksiniz? Bunu makisun aleyh kıyas yoluyla da üretseniz gene çözemezsiniz. Böyle olduğu anlaşılınca Şafii'den önce İmam-ı Azam bunu anladı. Dedi ki arkadaş her bir mesele için ayet bulma imkanımız olmadığına göre dedi. Bazı meseleleri de dedi Müslüman zihninin, Müslüman idrakinin, Müslüman bakış açısının güzel gördüğü, makul addettiği çerçeve içerisinde izah edebiliriz, çözüm bulabiliriz. Bunun adına da istihsan dedi. İmam Şafii ondan sonra 50 sene sonra geldi dedi ki bu telezzüzdür. Telezzüz keyfine din icat etmekte o damar kurudu. Fakat gitti. Baktılar ki sonsuz sorunlar ihtiyaçlara kıyaslandığında ayet getirmek, ayetten cevap üretebilmek imkanı tükendi. Bu sefer Cüveyni, Gazali gibi Şafii gelenek başladı. Ya biraz da maksat üzerinden mi gitsek? Tek tek ayet bulmamız, spesifik olarak ayete atıf yapma imkanımız kalmadı. Çünkü ayetlerimiz son derece mahdut, sınırlı. Olaylar sınırsız, sorunlar sınırsız. Fakat onların maslahat teorilerinden daha fare doğru bir şey çıkmadı. Belki de onlar bundan bir şey çıkmasın diye çocuğu ölü doğurmak için bu operasyonu başlatmışlardı. Bak bu biraz komplo teorisi oldu ama. Fakat Endülüs'ün öbür ucunda, İslam dünyasının öbür ucunda derken Şatibi çıktı 1300'lü yıllarda. El-Muvafakat fi Usul-i Şeria adlı eserini de dedi ki arkadaş lafız eksenli çözüm arayışları fıkıh usulünde miadını doldurmuştur. Sorunlarla baş etme şansı kalmamıştır. Dini hükümleri artık tüme varım yoluyla, istikra yoluyla ve makasıtçı bir yaklaşımla çözmeyi deneyelim. Yeni bir usul fıkıh önerisinde bulundu. Bulundu ama o bulunduğu öneri oralarda öldü. Sonra bir ara Tufi çıktı bir yerde. Tufi öyle bir laf söyledi ki Nas'ın ifadesiyle ve Nas'taki hükümle toplumsal maslahat çatışırsa maslahat öncelenir dedi. Bu çok büyük bir laftı. Da arkasını ya getiremedi ya da getirmekten korktu. Üstad-ı Tufi, bir örnek verdi anlayalım
diyeceğiz, örnek yok. Onun için de eleştiriye uğradı. Tamam, bu büyük iddiaya attın, kuyuya taşı, şimdi 40 de akıllı çıkaramıyor. Keşke bir örnek verseydin de nasıl olurdu, biz de görseydik. Gerisini söyleyemedi. Şimdi bu makasit teorisi modern dönemde Tahir Bilçur tarafından da İslam Hukuk Felsefesi diye Mehmet Erdoğan Hoca da çevirdi bu kitabı. Burada da epeyce bir şeyler söylendi. Sonra ilahiyatçı arkadaşlar makasitle ilgili bir kitap topladılar. Bizim Kuramer bir makasit sempozumu yaptı. Arkadaşlar, makasit şöyle önemli, temel gayeler böyle önemli diye bir retorik, bir güzelleme başlıyoruz. Sonra bir örnek ver, somut örnek üzerinde anlayalım. Mesela diyelim ki soru şu: Es-sârigu ve sârigatu fakta'u eydiyehümâ denen ayette hırsız erkek kadın suçu sabit olunca elini kesin. Şimdi lafız diyor ki el kesilecek. Lafızcı okuma şu demek: 2019'da da kesilecek, 2059'da da kesilecek, 5049'da da kesilecek. Bunu anladık, bu net. Makasıtçı ne diyor, soruyoruz. Makasıtçı, makasıt şöyle güzel, böyle hoş diyen kardeşim, sorum şudur. Burada asıl lafzi mucibini mi uygulamak, kesmek mi, yoksa hırsızlık denen suçun engellenmesine, önünün alınmasına, belki sıfırlanması mümkün değil ama mümkün mertebe minimize edilmesine yönelik caydırıcı bir cezai müeyyide uygulamak mı? Makasit teorisi bu ikincisini uygun, meşru görüyor. Yani evet, buradaki maksat elin bizatihi kesilmesi değil, o suçun engellenmesini sağlayacak bir cezai müeyyide tatbik edilmesidir. O bağlamda eğer müeyyide etkili sonuç veriyorsa hapis olamaz mı? Atıyorum sürgün olamaz mı? Atıyorum kamuoyunda rezil etmek olamaz mı? İfşa etmek olamaz mı? Mesela diyelim ki adam yolsuzluk yapmış bir şirket, vergi kaçırmış, ifşa ediyorsun mesela. Böyle olamaz mı? Rezil edip adamın toplum nezdinde şeyini, itibarında, iş imkanlarında tüketiyorsun. Bu el kesmekten daha berbat olamaz mı? Bu konuda makasçılara bakıyoruz. Tam bu safhada gargara başlıyor. Tekrar bizim makasçı dönüyor. El kesmenin ne kadar gerekli olduğuyla meseleyi kapatıyor. Sonuç: makasit teorilerinden bugüne kadar bir gıdım, bir elle tutulur, gözle görülür bir sonuç çıkarılamamıştır. Çünkü hala lafızcı şey baskındır. Lafızdan ayrı bir hüküm kurarsanız Kur'an'a ihanet gibi ve sadakatsizlik gibi algılanacağı için kimse bunu söylemeye cesaret edememektedir. Ben söylüyorum, Fazıl Rahman da söyledi. Tarihselcilik de zaten bunun mucibi. Dedi ki, evet, lafzi mucibi değil, orada gözetilen maksat önemli. E maksadı sen nereden bildin? E bilmedim ama gelenek zaten böyle bir şeyin mümkün olduğuna inanmış. Yani muraduhu teala diye bir yığın ayet, bir yığın müfessirin ifadesi var. Yani bir muradı var Allah'ın, bir maksadı var diye inanmış. E dolayısıyla en nihayet yaptığımız bir iştihattır. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Efendime söyleyeyim. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim bu tür cezai müeyyideleri maruf üzerinden İslami şeriata taşımıştır. Maruf, İslam'ın geldiği günün Arap toplumunun maşeri vicdanında ve pratik hayatında hüsnü kabul görmüş, meşruiyeti onaylanmış, kendisinden beklenen sonuçlar da alınmış ve İslam'ın temel kırmızı çizgileriyle ve değerleriyle, inanç ilkeleriyle, ahlak ilkeleriyle de ters düşmeyen, onlarla zıtlaşmayan uygulamalara deniyor. Peygamberimizin dedesinin Mekke'de kaç kişinin kolunu kestiğine dair İbn Habib'in El-Muhabber'in de listesi var. Şunun, şu hırsızın İslam'dan önce
eli şöyle kesildi, böyle kesildi, böyle kesildi. Şimdi arkadaşlar, biz hırsızlık yapanı içeri atıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak. Suudi Arabistan'da Cuma gününde kamuoyunun önünde bir kütüğün üzerinde bir cellat tarafından bileğe hart diye baltayı indiriyor. Götürüp cerrahi olarak müdahale ettirip diktirmesin diye de elinin bileğini katrana sokturuyor. O da öyle uyguluyor hocam. Ben diyorum ki Türkiye'nin uygulaması belki evet cezaevinde istenen sonucu vermemiştir. Abi oturursun, düşünürsün. Başka bir cezai müeyyide üretirsin. Ama maksat o bileğin kesilmesi olmasa gerek, bu suçun bir şekilde toplumsal düzlemde oranının minimize edilmesine yönelik. Murad-ı ilahi budur diye düşünüyorum. Ve bütün bu düşündüklerimde bir niyet üzerine, bir halis niyet üzere kuruyorum. Kimseye de niyetini ikna etmek zorunda değilim. Çünkü ben en nihayet Cenab-ı Allah'la aramda bir kul-Rab ilişkisi var. Ona da itimat ediyorum. Kimse bana niyetini de sorgulamaya da kalkışmasın hocam. Niyet sizin işiniz değil. Doğru mu? Buna da böyle düşünüyorum. Bunu da bu faslı da kapatıyorum. Ben bir soru sorayım. Sor bakalım. Bu ne? Solduysa yenisini verebilirim. Allah katında en efdal din basitleştirilmiş hanifliktir diye bir hadis okudum. Buhari. El hanifiyyetü semha. Evet, böyle. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu basitleştirilmiş haniflik nedir? Bu İslam bütün dinlerin temel hükümlerinden ibaret olan bir şey midir? İşte iyi ahlaklı olmak, şirk koşmamak tan ibaret bir şey midir? Bu basitleştirilmiş haniflik nedir? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya bu hanif kelimesi kelime itibariyle hakim inanç biçimine karşı onun tam zıttında yer alan, dolayısıyla hakim inanç nezdinde sapık sayılan bir anlayışı ifade eder. Bak dikkat edin. Dönemin Mekke'sindeki hakim inanç şirkse o dönemde hanif olmak sapıklık demektir. O onun için sizin nezdinizde müşriye göre sapıklık. Heretiklik yani. Haniflik bir müesses, sistematik bir inanç biçimi değil. Temelinde şirki reddeden, mabut olarak bir Allah'ı benimseyen ve bir Allah inancı etrafında da işte efendime söyleyeyim kendisine göre Cenab-ı Allah'a yönelişi, niyazı, münacatı, duası, ritüeli olan bir inanç biçimiydi İslam'dan önce. Zeyd bin Amr, Ümeyye bin Ebi Salt, Hazreti Peygamber genellikle hanif listesine dahil edilir ama bunların hepsinin ortak bir sistematiği, bir ibadet biçimi, ritüelleri aynı mıydı derseniz değildi. Hepsinin ortak özelliği şuydu. O Mekke'deki hakim inanç biçiminden rahatsızlık duymaktı. Bu açıdan baktığınızda hanifliği şöyle tarif edebiliriz. Yani bu kolay haniflik demek. Yani mümkün mertebe... Yani basitleştirilmiş kelime değil, kolaylaştırılmış haniflik. Kolay demek. Yani böyle oradaki gönderme, Yahudilik gibi kırık kırk yaran, insanı boğan bir şeriat yükü olmayan. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de peygambere ait misyon Araf suresinde anlatılırken omuzlarındaki yükü alan diye geçer. Çünkü Yahudilik Cenab-ı Allah'la ahit yapıp bozma, ahit yapıp bozma üzerine bir yığın ceza yemişlerdi. Trafik cezası. Kaşındıkça yükümlülük gelmiş. Dolayısıyla Yahudi şeriatı gerçekten insanı boğan bir şey. Sadece bugünkü Tevrat'a bile bak. Bu mabet, tapınak, mezbahla ilgili prosedüre bak. Cenab-ı Allah toplanma çadırının penceresi şu kadar santim olacak, kapının eşiği bu kadar yüksek olacağı varıncaya kadar onların Rab Yahuvası
bu kadar işimden. Bizimki öyle değil hocam. Ben açık söyleyeyim. İslam dininin yaşanabilirliği ve hayat içinde taşınabilirliği anormal derecede kolay bitiyor. Şimdi sen bu soruyu sorman şeklin neden biliyor musunuz? Ümmeti Muhammed'in dini adına ortaya koyduğu yığın o kadar fazla ki, din dediğiniz şey insanın her haline mutlaka bir yaptırımla, bir müeyyideyle, bir hükümle girip çıkan bir şey zannediyorsunuz. Bence Müslümanlık şu doğal hayatın içerisinde son derece tabii doğal bir hal olarak yaşanır, hayata taşınır. Hiç de insana öyle lan ben arkadaş bu bayağı beni sıkıyor gibi bir algı da asla yaşanmaz. Eğer böyle bir algıda, böyle rahat şekilde bir İslam yaşayamıyorsak, bence bu geleneğin ürettiği katma değerler yüzündendir bence. Dolayısıyla ben dindarlık yaşantısının bu kadar boğucu, bu kadar yıpratıcı olmasının dinin kendi kaynaklarının ve beyanlarından değil, geleneğin onun üzerine kattıklarından kaynaklandığını, dolayısıyla safra yükünün mutlaka atılması gerektiğine inananlardanım. Bir de bu dillendirilerek, sürekli telaffuz edilerek, sürekli bir kural takibi yapıyormuş gibi yaşayarak yaşanan bir İslam değil. Doğal hayatta kişilik karakter modu gibi. Üstadım, yalan söylememeyi, gıybet etmemeyi bir insan ahlaki tavır olarak geliştirip kendi bünyesine kattığında bal gibi ahlaklı bir Müslüman olarak yaşıyorsun. Bu Müslümanlığı bir başka dinle organik bağ olmadığı halde icra eden bir yeni insan var toplumun içinde. Onlar da yaşıyorlar. Fakat biz bunun sürekli lafını üretiyoruz. Laf da insanı yoruyor. Sürekli tartışma konusu yapıyoruz. Sürekli entelektüel münazara konusuna dönüştürüyoruz. Sürekli ilmi bir mevzuya dönüştürüyoruz. Sürekli konuşuyoruz. İnsan artık illallah ediyor. Yani bu bal olsa yenmez diyorsun. Oysa ben bazen şöyle söylüyorum, farkında mısın? İslam doğal bir hal olarak yaşanmalı, müzik dinler gibi yaşanmalı bir de. Ama hangi, nerede müzik dinler değil? Rayna'da, Leyla'da değil, kulaklık dinler gibi. Kimseyi taciz etme, sessiz, tadın modunda, sakin, sükunetle, Allah'la barışık bir iklim içinde, abi, sürekli kendine bakarak, kendine ayna tutarak, abi dünümle bugünüm arasında bir ahlaki olarak düşüş mü var, çıkış mı var? Abi borsa takip eder gibi kendini takip edeceksin abi. Hisse artıyor mu, düşüyor mu? Buna muhasebeyi nefis deniyor hocam. Bu duyarlılıkta gittiğinizde, hocam gitgide aylaklıklarımız, ahlaksızlarımız gitgide azalıyor. Ve giderek ahlaki duyarlılık sizin karakterinize dönüşüyor ve doğal hayat içerisinde kişilik haline geliyor hocam. Çünkü insanlar bir şeyler alışkanlık edindiklerinde alışkanlıklarıyla yaşıyorlar. Biz o ahlaki duyarlılıkları alışkanlığa dönüştüremediğimiz için üretemiyoruz onu. Bence ibadetler bu ahlakiliği bir tür alışkanlık haline getirip karaktere dönüşmek için vaz edilmişler. Hani sürekli seni huzura getirip götürüyor ki kendini çek etsin, o aylaklıktan ayıksın, gafletten uyansın, bir kendine gelsin, bir kendini sorgulasın, tekrar hayatın içine o duyarlılıkla gitsin, gevşemeye, erimeye başladığında bir daha gelsin diye yapıldı bunlar aslında. Ama ilginç olan araba şu, kullanırken iki saatte bir mola ver. Evet, mola ver. Bir evet. Uyarı vermesi gibi. Yani. Uyarı vermesi gibi. Ama üstadım, orada formalite ve ilmihal dindarlığının kılı kırk yaran şekilciliği baskın çıktığı için o ibadetin iklimine duyarlılığımızla, duygusallığımızla ve muhasebeyi nefis bilinciyle girip çıkamıyoruz. Öyle girip çıkamıyoruz hocam. Dolayısıyla hiçbir fayda hasıl olmuyor. Öyle söylüyorum hocam. Yani ben eyvallah. Şimdi bir soru var. 1400 sene önce bir vahiy geldi, bir din geldi. Ondan sonra işte
din bozuldu, niye bizi tarihselci bir okumaya mahkum ediyor Allah, niye bu düzene bir daha müdahale etmiyor mealinde bir soru var. Ben bu soruyu geliştireyim. Allah bu vahye, bu düzene bir daha müdahale etmiyor ve bizi bugün müesses, işte malum çevrelerin din anlayışıyla amel etmeye mahkum ediyor. Onlara inanmazsak zındık oluyoruz, kafir oluyoruz. Onlara inanırsak da bizim inandığımız anlamda, bizim düşündüğümüz anlamda problem yaşıyoruz. Hadi biz biliyoruz, biz araştırıyoruz, biz okuyoruz, biz sizi keşfettik, bir başkalarını keşfettik, bir şeyler buluyoruz da bilmeyip bu adamlara, bu düşünceye uyanlara Allah yarın nasıl bir ceza verecek müdahale etmediği halde diye ben soruyu geliştireyim. Arkadaşlar, dini söylem genellikle toplumsal tabanın en alt ve en kalabalık kitlesinin algı düzeyine göre form edilir. Din seçkincilerin, elitlerin muhatap olduğu bir şey değildir. En alt baz düzeyi esas alır. Dolayısıyla anlamda baktığımızda halkın bu dinle minle çok da sorunu yoktur. Sorun senin gibi daha yukarıdan, daha üst tepeden bakan insanların sorun edindiği bir şeydir. Üstadım, halk memnun, halk mutlu. Halka sonra şimdi git, Mehmet amca şurada bir çiçekte Şişli camisi var. İkinci namazdan çıktıktan sonra cemaate sor, sen bu dinle alıp veremediğin var. Hiç bir tanesini, yok öyle ağaçlar, ne diyorsun lan sen diyeceksin. Senin var. Çünkü sen dini felsefeyle anlamaya, felsefenin sana seni kışkırttığı soruları sordurarak dini müzakere masasına yatırmaya alışkın olduğuna, hocam din bunun karşısında duramaz. Dini yorarsın, kendini de yorarsın. Sana halkın anladığı düzeyde dinler ol diyen yok. Sen de kendi segmentinden ve kendi frekansından, kendi kaç bin fitteysen o fitten git. Bunu İslam geleneğinde de görüyoruz. Ahmed İbni Hanbel'leri de gördük. Haşfileri de gördük. Batinileri de gördük. Vahdedi vücutçuları da gördük. Oysa kitap orada duruyor. Allah benim diye burada konuşuyor. Adam diyor ki sen ne konuşuyorsun? Ben vahdedi vücut üzerinden seni algılayacağım diyor. Kimseye tahdit getiremezsiniz. Üstadım, milletin ne dediğinin kıymet harbiyesi yok. Siz bir yaratana bağlandıktan sonra algınızı, kurgunuzu hangi minvalde yürütürseniz yürütün. Felsefeyle harmanlayıp götürün. Başka türlü yapın. Şimdi sorduğunuz soru şu ya. Bir kere konuştum. Bizi mahkum ettin bu sınırlı sayıda ayete, içeriğine. Zaten millet de bunu daha için içinden çıkılmaz hale getirmiş. Beni buraya niye mahkum ettin? Kim mahkum etti ki seni ya? Benim hiç öyle bir angajmanım yok. Mesela ben öyle bir rahatsızlık değilim. Tanrı o gün konuştu. Niye daha konuşmuyor? Kardeşim, Orta Doğu geleneklerinin, Sami ırklarının Tanrı'yla İnsanlığı buluşturma alışkanlıkları antropolojik olarak peygamberlik müessesesi üzerine alıyor. Bunun antropolojik bir kökeni var. Yani kültürel bir geçmişi var. Bir arka planı var. Batı dünyasında da böyle bir alışkanlık yok. Onlar da bilgelik, filosofiye oradan götürüyor işi. Uzak Doğu'ya bakıyorsun, şamanı var, kamu var. Korkutu var. Aşağıya iniyorsun, bilgeleri var, Tao'su var, Konfüçyüsü var, şusu var, busu var. Demek istediğim, her coğrafya, her kültür iklimi yukarıyla, yani iyiliğin kaynağıyla buluşmayı farklı şekillerde gelenekleştirmişler. Orta Doğu ve Sami ırkları bunu peygamber vahiy diye ifade etmiş. Biz de buraya coğrafyaya yakın düştüğümüz için Talas Savaşı'ndan başlamak üzere itişirken, kakışırken biz de bu dairenin içine girmişiz. İyilik, Kur'an-ı Kerim'in iyiliği ihdas ettiği ve insanlığa armağan ettiği bir şey değildir. Dinin bize vaz ettiği ahlaki değerler şunlardan. Bunlar her kültürde, her kadim coğrafyada, her insanlık ailesinin sağduyusundan, vicdanından ve iyiliğin kaynağı yaratansa onunla bir şekilde gönül bağı, zihin bağı, duygu bağı kurarak
bir şekilde zihinlere yansımış. Birisi bunu felsefe kitabı olarak yazmış. Birisi başka türlü yazmış. Bak Batı felsefesi derler. Bütün hepsi modern Batı felsefesi. Eflatun'a düşünülmüş bir dipnotlar. Zamanında büyük büyük adamlar gelmiş, çerçeveyi, paradigmayı kurmuş, gitmişler ya. E şimdi Tanrı Orta Doğu'da, Orta Çağ'da Hazreti Muhammed üzerinden bir kez daha adı üstünde zikir diyerek iyiliği hatırlatmış. Hangi ölçüde hatırlatmış? O toplumun muhayyilesi çapında hatırlatmış. Sözünü, bak Kur'an-ı Kerim'in kendini en temelde vasfedici nitelemesi Arabiliktir. Geçen hafta okudu. Tilke ayatül kitab inna enzellahu Kur'anen arabiyyen lealleküm ta'gülün. Bak bu kitabın ayetleridir. Yani Allah katındaki kütükten inen, kaynaktan inen ayetlerdir. İşte bu ayetleri biz şimdi de Muhammed Arap olduğu için Hazreti Muhammed onun diliyle tercüme ediyoruz. Yani dolayısıyla bu sefer de bunu siz anlayasınız diye Arapça indiriyoruz. Siz dediği ve Arapça indirdik de sizin anlamanız arasındaki doğrudan bağ Arap toplumunun muhayyilesine uygun şekilde indirdik. Mukatil bile der ki efela yanzurune ilel ibili keyfe uygu. Bak deveye bakmazlar mı nasıl yaratılmış? Mukatil diyor ki fil demiyor Allah diyor. Niye? Fil yok o coğrafyada onun için demiyor. Sen de buradan file bakıp da anlarsın. Yani illa deve dedi diye deveye abanmanın, deveye fokuslanmanın bir alemi yok. Bunu deve örneğinden götürelim. Başka konulara da teşmil edilebiliriz. Yani Kur'an bir işaret fişeğidir, bir aydınlatma fişeğidir. Aydınlatma nispeti kendi indiği çağda bir erken aydınlanma olarak görülebilir. Fakat aydınlanmanın nihai sırları asla ve kat'a değildir. Aydınlanmaya dair bir yön gösterici fişektir. Parmağı değil parmağı evet, gösterici. Dolayısıyla şimdi Kur'an'ı anlama söz konusu olduğunda Aristo'nun verdiği örnekten gideyim. Köpekle insan arasındaki fark şudur anlama konusunda. Köpek bir parmak uzatıldığında direkt parmağın ta ucuna bakar. Ne var parmağın? İnsan da parmağın ucuna değil parmağın gösterdiği yöne bakar. Şimdi parmağın ucuna bakarak Kur'an anlarsanız bu sorunun cevabını bulamazsınız. Ben parmağın ucuna bakmıyorum Kur'an'ın eline. Kur'an'ın bir yön göstermesi var. İnsanoğluna söylenecek, söylenmiş o alışkanlık yani o kültürel, Sami kültür alışkanlığı içinde bir Allah tarafından görevlendirilmiş bir mesaj gelmiş. Biz de şimdi o mesajın aydınlatma fişeğinden alınacak şeyi alıp işaretleri, köşe taşlarını, insanlığı rüştüne erdiğini ne kani olduğundan alıp başınızı gidebilirsiniz. Bu saatten sonra eğer niye konuşmuyor diyorsanız aslında bunu bir sorun olarak değil, bir imkan olarak görmeniz gerektiğini düşünüyorum. Size güvenmiş, reşit oldunuz demiş. Siz bu ya yapasınız yok, İsrailoğullarının inek kesme hikayesine benzer şekilde kesesin yok, rengini soruyorsun. Kesesini yok, yaşını soruyorsun. Kesesin yok, başka bir şeyi soruyorsun gibi bir şey sen muradınız, ben size cevap yetiştiremem, ikna edemem. Yok, muradın hakikati arama, bulma yolunda mesafe almak, yürümekse, arkadaş peygambere, daha ihtiyaç olmaması senin için bir kıvaç meselesi olması lazım. Demek ki sen Allah'ın böyle doğrudan ensesine tokat atma ihtiyacı duyulmayan, artık söyleneni anlayabilecek olan, kendi ayaklarının üzerine durabilecek olan, aklı erginleşmiş olan, reşit olmuşsun işte. Yürü git koçum, yürü. Yani sizin dediğiniz gibi cebindeki 3 liranın 1 lirasını paylaşmak için Zülkarneyn kıssasını... Kıssası okumaya da gerek yok ya. Bir de şunu söylüyorum. Dön dolaş bu kitabın başına üşüşmeyin artık. Bir rahat bırakın gidin işinizi gücünü yap. Yani kitap vereceğini vermiş hayata bu kitap olmadan önce peygamberin diliyle bir gelenek olarak gerçekleşmiş. İslam denen
bir tecrübe var. Avanın ürettiği insanlık böyle bir insanlık, toplum böyle bir toplum. Bu toplumun ahlaki değer normları şunlar, yaşam biçimi bunlar, böyle bir yapı oluşmuş. O yapı işte akıp gidiyor. Kendini o aidiyet bağını koparmadan içinde bulunduğun çağın şartlarına göre de uyarlayarak ve Müslüman olmanın temel yapıları da, hocam nedir bu Müslüman olmanın temel yapışları? Arkadaş, bu çok o kadar belli ki daha sormaya, etmeye, gitmeye gerek yok yani. 32 farzda 54 farzda 90 bile aşağı yukarı da ne olduğu çıkıyor ortaya. Kitap 6200, o 6 ayet 600 küsur sayfa, 54 farz 1,5 sayfa. İşte çıkarmış adamlar böyle az çok. Hatta onların 54'ün bir kısmı birbirinde tedavileri var yani. İç içe geçmiş. Anlaşılıyor ne dedi canım ciğerim kardeşim ya. Bu atla deve değil ya. Bu sürekli. Yani üstadım, bu yetkinlikte, bu erişkinlikte bir zekanın, bir sağduyuslu bir insanın ikide bir namaz hocası gibi hocam bize bir kitap ver de biz oradan öğrenelim demesi yorucu bir şey. Bu aslında anlamama sorunu değil. Anlayasım yok da anlamak istemiyorum sorunuyla karşı karşıya. Yerim dar diyorsun. Yerim dar diyor. Hani geline oyna demişler, yerim dar. E abicim aha sana yer demişler, bu sefer de yenim dar demiş. Şimdi da bir yerim ve yenim dar sorunuyla karşı karşıya ezgime geliyor. Saat 9 oldu, biraz muhabbete çevrilmiş ya. Yorulduk evet. Ya. Bir de asık suratlık da var ya bende biraz. Evet. Bak Ali, benim var ya bu televizyon programlarında heyt ulan buranın kapadayısı benim gibi bir şeyim var ya, böyle hiç gülmez. Mekanın sahibi geldi. Yani mekanın sahibi yani. Gülmez bilmem ne. Abi bir de özel hayattaki muhabbeti görüyor. Allah Allah, oradakiyle buradaki sen aynı mısın filan. Oğlum her yerin bir likülli makamın makalim makam yani, değil mi hocam? Evet. Aha. Her yerin bir adabı var, racunu var, usulü var. Başka biz soru var mı? Soru bakayım hocam. Ya abi bir çay ver ya, Allah illah bir şey. Hadi bitirelim ya. Hı? Allah bizi iyiliğe nasıl yönlendirir? İrademizi iyilikten yana kullanmamıza etkisi var mıdır? Bizi musibetlerden, olumsuzluklardan korur mu? Sebeplere müdahale eder mi? Sebeplere... Üstadım bütün bunlar... Birkaç ayetle, birkaç hadisin herhalde yanlış anlaşılmasından kaynaklanıyor. Hadis şu, sadaka ömrü uzatır, sadaka belaları savar, sıla-i rahim ömrü uzatır. Bunlar hadis. Dua edersek, icabet buyurursa, işte demek ki Cenab-ı Allah sürece hariçten müdahil oluyor, işleyen düzene ara verdiriyor, senin orada attığın atıma göre yeni bir istikamet belirliyor. Böyle değil hocam. Böyle değil. Bence olay şöyle. Cenab-ı Allah insanlığı yaratırken insanın içine kabiliyetlerini, potansiyellerini koyması gibi kendisi de bu insanoğluyla ilişkisini nasıl kuracağına dair prensipler belirledi. Bu prensiplerin adı Kur'an-ı Kerim'de sünnetullah diye geçer. Yani Allah tarihle, toplumla ilişkisinde bir prensipli, yasalı bir ilişki kuracağını vaz etti. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا slash tahvila. Allah'ın yasasında, sünnetinde tahvil, değişiklik, tebdil. Göremezsin. Bu şu demek. Cenab-ı Allah Ahmet'in, Mehmet'in hatırına İkide bir kendi kurallarını askıya alıp sürece dün öyleydi ama bugün şimdi böyle şeklinde müdahale etmez. Etmemiştir. Kendi beyanıyla sabit. Müdahale nasıl gerçekleşir? Yasalı biçimde gerçekleşir. Bütün müdahale olarak gördüğümüz sadaka ömrü uzatır da dahil bu yasanın belirlenmişliği içerisinde müdahaledir. Yasa şudur. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِكَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ nokta. Allah bir toplumu durduk yere değiştirmez. Ta ki o toplum kendini değiştirip dönüştürecek adımlar atmadıkça. Demek ki burada
kuldan gelen tutum ve davranış istikametinde Cenab-ı Allah o davranışın sonuçlarına dair yasalı ilişkisi içerisinde o sonuçları kullarına asan edebilir. Yani süreç şöyle işliyor. Bakın, biz hep şöyle okuyoruz. Burada bir adam var. Allah ona anlık olarak müdahale yapıyor. Onu dalalete yönlendiriyor. Burada bir adam var. Allah anlık müdahale ediyor. Onu hidayete yönlendiriyor. Ayet var ya. Yehdillahu men yeşâ. Yüllü men yeşâ. Femen yüllillahu adiyle. Arkadaşlar, bu spot cümleler bir sürecin fezleke cümleleridir. Bir süreç var, işliyor süreç başından sonuna kadar. İnsanın yapıp etmeleriyle, iradi kararları, tasarruflarıyla süreç işliyor, işliyor, işliyor. Sürecin sonunu da Allah fezleke cümlesiyle özetliyor. Allah, hatemallahu gulubihim, kalbe bastı. Hocam, bu hatemallahu ala gulubihimin öznesini Allah olarak kodluyorsun da, o cümlenin ta yukarısında başlayan innellezine keferu, keferu fiilinin öznesine niye bakmıyorsun? Allah küfrettirdi diye mi başlıyor ayet? Onlar küfretti diye mi başlıyor? Küfreden sensin. Sana gelen uyarıya, uyarsan da bir, uyarmasan da bir düzeyinde kayıtsız kalan sensin. Küfürde inat eden sensin. Tercihi koyan sensin. Arkadaşın bir konuda ısrar edersen, onda kararlılığını gösterirsen, bunun geleceği yer alışkanlıktır. Alışkanlığa dönüştürdüğünde bir fiil insanın artık karakteri, itiyadı haline gelir. Bu geliş sürecine de Allah kalbi mühürledi diye fezleke cümlesiyle durumun özetini vermek. Ne halin varsa gör gibi. Ne halin varsa gördür. Ondan sonra da oturursun, Neşet Ertaş'ın kendim ettim, kendim bulduğumunu söyleyeceksin abicim. Allah'ın günahı ne ya? Allah sana kaç yerde söyledi? Vellezine cahedû fina, gel bizim için koy bir çaba ortaya. Leneh diyen ne ömsü bilene, ben de öleyim açayım önünü. Bu ne demek? Çabayı koyarsan, orada o çaba fiili duadır. O çaba gereğine ulaştırılır. Çünkü Allah yasayı böyle koymuş. Böyle işliyor yasa. Yani durduk yere buradan alıp buraya koymuyor. Bak, yasanın öyle işlediğine dair Uhud Savaşı manzarası var Kur'an'da. Gördünüz mü? Size talimat verildi. Taktik verildi. Strateji belirlendi. Aman aman ne olursa olsun buradaki yerinizden ayrılmayın dendi. Sen ne yaptın? Ayrıldın. Sonuç ne oldu? Allah seni oradan ayrılma deyip önüne gelip ayrılma diye melek göndermedi. Ayrıldın mı? Sonucuna da katlanacaksın. Allah sonra dedi ki, siz Müslümandınız değil mi? Ben size engel olmalıydım değil mi? Özür dilerim ya. Yanlış yaptım demedi. Hak ettiğinizi buldunuz dedi. Size söylenen neyse onu yapmanız gerekir. Dolayısıyla Kur'an bu dünyada kim sebeplere tevessül ederse o istenen sonuçları alıyor. Kim çalışırsa o kazanıyor. Almanya bugün İtalya'da bir bürokratı Cart diye başbakan tayin edecek kadar güce sahip. 1945'te yerle bir edildi. Bak, Yunanistan'ı basbayağı şamar olmanın içeride para veriyor. Sen git diyor, öbürüne gel diyor. Basbayağı idare ediyor. Neyle yapıyor bunu? Bu çalışmanın emeğiyle yapıyor. Bütün Avrupa'yı teslim aldı. Bak, İngiltere bile gururuna yediremedi. Ayrıldı. Niye? Almanya'nın altında eziliyor. Herif bir euro getirdi. Bak, bütün piyasayı domine etti. Neyle? Çalışmayla yapıyor. Bak şimdi git Almanya'ya. Hafta içinde bir tane aylak gezen adam yok. İnsan yok ortalıkta. Bu böyle ediliyor abiciğim. Sen nasıl çalışıyorsun? Bugün git yarın gel diye çalışıyorsun. Bugün çok işin vardı diye çalışıyorsun. Kaytarıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. İdareyi maslahatçılık yapıyorsun. Ondan sonra da Allah bizi niye himaye etmiyor? Allah'ın yasası
Öyle işlemiyor, böyle işliyor. Çalışana veririm diyor, istiyor. O açıdan bakıldığında bizim Allah'la ilişkimiz sakat bir ilişki. Biz peşine senin dinine sahiplendik ya. Arapların mevaliye bakış açısı nedir biliyor musunuz? Emevilerden itibaren mevali dediğimiz gayri Arap Müslümanlara bakış açısı ikinci sınıf teba bakış açısıdır. Sebebi de oğlum biz size Müslümanlığı kazandırdık. Lütufta bulunur. Neyinize yetmiyor lan? Diye bakıyorlar hocam. Bizde Allah Hucurat suresindeki ayet beni çok çarpar biliyor musun? Bu bedeviler Hazreti Peygamber'e gelip Hazreti Peygamber'in durumu gayet düzelince geçmişte böyle mırın kırın bedeviler grup grup geliyorlar. Mesela AK Parti'nin diyelim ki ilk zamanlarında %40-50 ile iktidar olduğunda herkesin AK Partili olması gibi. Geliyorlar. Diyorlar ki galu emin. Diyor ki iman ettik demeyin diyor. Ve lakin gulu eslemle teslim olduk deyin diyor. Bizimkiler oradan iman mı yüksek, İslam mı yüksek? Müslüman mı daha üst kategoridir, mümin mi kategoridir? Buradan bunu tartışıyorlar. Başka işler. Orada söylenen teslim olduk ne demek biliyor musun? İktidarınızı artık kabullendik, geldik, bükemediğimiz bile öpmeye geldik. Bizi de yanınıza alın, bizi de sahip olduğunuz iktidar imkanlarından faydalandırın. يَمِنُّونَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُ Muhammed, Müslüman olduk diye Müslümanlıklarını sana bir minnet borcu gibi hissettirmeye çalışıyorlar. Yani biz Müslüman olduk ya, lütfettik. Arkadaşım, Müslüman olmakla Cenab-ı Allah'a lütfetmedik. Bu asıl bizim bir lütuf olarak algılayıp, bunun hakkını vermek için bizim didinmemiz gereken bir borç bu. Biz Müslüman olarak Cenab-ı Allah'a diyoruz ki, bak 7,5 milyar insanın içinde biz seni tanıdık, bildik, sen de bizi gör. Bizim algı ilişkimiz böyle. O mu görecek bizi? Sen buna şükredip, gereğini yapıp, İslam'ın yüzünü, Müslümanların yüzünü dünyada kara çıkarmamak, bu dünyanın şamara olanlığından kurtulmak için geceni gündüzüne katıp köpek gibi çalışmakla mesulsün. Aslında en büyük sorun şu değil mi hocam? Ben böyle düşünüyorum üstadım. Yani biz Allah'ın işini üstlenip işte ona sen cennetliksin, sen cehennemliksin, sen dinden çıktın, Allah'ın işini yapıp kendi işimizi yapsak, Allah'a havale ediyoruz. Evet. Filistin'e yardım et, onlara şöyle yap bunlar. Böyle Ali, Ali, Ali kameranın önüne sen geç oğlum. Bu geceki anlatılacak en baba cümleyi sen kurdun ya. Hakikaten ya, gerçekten biz Allah'ın işlerini kendi üstümüze alıyoruz. Sen kafirsin, sen müminsin, sen zındıksın. Bizim yapmamız gereken işleri de genellikle mevlütlerde, namaz sonlarında dua olarak Allah'a havale ediyoruz. Ya Rabbi Filistin'deki İsrailleri gebert. Ya Rabbi kafirlere aman verme. Ya Rabbi bizi yücelt. Ya Rabbi bizi zengin et. Ya Rabbi bilmem ne yap. Ya Rabbi bizi sağlık sıhhat içinde yaşat. Oğlum yarın sağlık sıhhat içinde yaşat diye dua, hem cigara içip hem bunu dua ettiğin zaman Cenab-ı Allah dönüp yüzünüze bakmaz. Ben bana sağlık ver yarabbi demiyorum çünkü cigara içiyorum. Yüzün olacak bir de istemek için. Bizde bir de yüzsüzlük sorunu da var. Arkadaşlar dua dediğiniz şey fiili eylemle yapılır. Motivasyon için de ağızla bu takviye edilir. Fakat eğer ağızla dua yerine bulsaydı, biz çoktan uçmuştuk. %10'u yerine bulsaydı. Olmuyor öyle. Lafla peynir gemisi yürümez cümlesi tam buraya tahakkuk ediyor. Çalışacaksın. Ben bugün şey yazdım ya. Ben tefsirin mukaddimesinde bir cümle yazmıştım. Ya Rabbi beni işte ana babamı, mümin kardeşlerimi ve hatta demişim, insanlığa hizmet için çalışıp didinmiş ama bir şekilde senin bu hidayet dediğin şeyle buluşamadan gitmiş. Kullarımla da af ve mağfiretle muamele etmeni niyaz edin demiş. Et dememiş.
dua etmiş. Adamlar çıkmış. Sen ehli iman, ehli sünnet olmayan insanların da affını niye istiyorsun? Ben de bugün karara yazdım. Allah'ın mülküne hisseder misiniz? Rahmet hazinesine ortak mısınız diye. Bu iki kelimeyi nereden seçtim yazının başında? Birisi Nisa 53'te Yahudilere gönderme yapar. Siz Allah'ın mülküne hisseder misiniz? Eğer öyle olsaydık cümle aleme zırnık koklatmazdınız diye. Öbürünü de müşriklere söylüyor. Birini Nisa 53'te söylüyor. Öbürünü de İsra 100'de söylüyor. Oradan bir döşendirme yazıyı şöyle bitirdi. Cenab-ı Allah'ın sınırsız engin ve rahmetini, merhametini sadece kendi dinlerine, kendilerine tahsis etmeyi has Müslümanlık zannedenlere sadece bir örnek vereyim dedim. Warren Buffett'la Microsoft'un sahibi Bill Gates'in yaptıkları iş hocam. Bu Gates vakıf kurdu. Bütün dünya hocam 20 yıl boyunca dünyanın en zengin adamı olarak bir numaradaydı. Bütün varlığını o vakfa bağışladı. Warren Buffett da kapitalizmin peygamberi diye bilinir. Amerika'nın dünyanın 4. zenginidir. Bu da aldı. Parasının %85'ini vakıf bile bulmadı. Hazır vakıf var. Bilge istiyor ki ben çocuklarıma para bırakmak zorunda değilim diyor. 2016'daki açıklamaları bunlar. Peki onlara eğitim, iyi bir eğitim aldırırım. Fakat servet bırakmak gibi bir zorunluluğu, bizim bütün servetimiz dünyada sıtma, açlık gibi böyle mağdur, fakir, yoksul insanların ihtiyaçları, hastalıklarını tedavi için karşılanacaktır, harcanacaktır. Şimdi bu vakfın yarın bir gün kanser araştırmalarıyla eğer kanserin tedavisi bulunursa muhtemelen ona rağmen Allah'ın rahmetini esirgeyen arkadaş da ondan burada tedavi olacak. Ama gene oraya soracak. Ben kurban olduğum Allah'ın rahmetinin böyle bu öküzlerin anladığı gibi tecelli edeceğine hiç inanmıyorum. Eğer bugün Patagonya'da Şili'nin ta en ucunda, dünyanın güney ucunda sonu olan coğrafyadaki Guanago sürülerinden Magellan bilmem neleri, deniz aslanlarına kadar kainattaki bütün sayısız varlıkların rızkını gözeten Allah'sa şayet, o Allah'ın merhametinin, mağfiretinin, senin aklının hafsalasına sığmayacağına inanıyorum. Son bir soru hocam. Son bir soruyu da sor. Ben artık eve gidiyorum. Son bir soru. Daha önce de sordum. Gelen bir soruydu. Başörtüsünün tarihselliği, evrenselliği, bütün dinlerde, daha önce dinlerde olması ve toparlamaya çalışıyorum. İslam'da, Araplardan İslam'da, bu hürlere, İslam'dan önce var. Hürlere farz, cariyelere değil olması bu kabul edilebilir bir şey değil. Ama benim sahabemin nezdinde bu böyle uygulandı. Algıyı görüyorsunuz değil mi? Hazreti Ömer, mesela nasıl bu rayayı açın? Bizim Hanefi fıkıh kitaplarının içinde kullanılan hadislerin kaynaklarını ver. Zeylali'nin Nasr rayesini orada bile görürsünüz. Hazreti Ömer böyle cilbap başörtüsü takan bir cariye köleyi görünce değneğiyle dürtüyor. Kızım aç başını diyor. Bu senin kapatman değil, senin açman gerekiyor diyor. İnsanın sorası geliyor. Eğer bu bir zinetse ve kapatılması dini bir emirse, bu ziynetin ziynetliği ve dini emirin emir oluşu bir insanın cinsiyetine, insan oluşuna mı göre, sosyal statüsüne göre? Sosyal statüsüne göre. Cariye olursa, affedersiniz, kadının göğsü bakma haram olmuyor. Hür olursa haram oluyor. Oysa şehveti mucip olduğu için bu yasaksa, arkadaşım, hürliğe, köleliğe göre değişmemesi lazım çünkü. Yok sosyal statüye göre oluyorsa
O zaman bu dini bir emir değil abi. Bu kültürel, sosyal bir emir. Tarihsel bir emir. Cilbabın öyle olduğunda zerre kadar kuşkum yok. Yani Medine'ye gelen sahabi kadınların, muhacirlerin henüz daha yerleşik hayata geç, ev bak edinememeden önce doğal ihtiyaçlarını karşılamak için açık araziye gitmeleri, o Medine sokaklarında da işte bazı cariye sahiplerinin bu cariyeleri bir hukuk sektöründe sermaye olarak kullanmaları ve bunun da canlı bir piyasasının olması hasebiyle bu hür hanımefendilere de sataşmalar oluyor. Bak bu Kur'an'da da basbayağı ciddi sorun olarak parmak basılmıştır. وَلَا تُكْرِهُ فَتَرَاتِكُمْ diye. Elinizin altındaki cariyeleri fuhuş sektöründe aradal hayatı dünya 3-5 kuruşluk dünya menfaati edineceğiz diye bu hele de in eratne tahassüren hele de iffet namuslarıyla yaşamak istiyorsa bu zavallılar bunları fuhuş sektöründe zorla kullanmayın diyor. Var böyle bir durum var. Onun için bunlar cariye değil arkadaşlar. Hür hanım bunların kocaları var. Bunlar ana. Bunlara sataşmayın anlaşılsın diye Adat suresinde yuğrafla yüzeyle yani. Tanınmaları ve eziyete tacize uğramamaları. Tanınmaları hür bunlar. Buradaki cilbabın gördüğü işler trafik polisinin üniformasını gördüğünde polis demen gibi, askeri gördüğünde asker demen gibi, cilbabı gördüğünde de bu hür kadın demen gibi bir statü. Fakat başörtüsü öyle görünüyor ki evet İslam'dan önce de var, uygulanıyor. Hatta Muhammed Hamidullah'ın İslam peygamberi kitabını açarsanız şöyle dudak üstünden bağlanana lifam deniyor. Şöyle kapatılana lisam deniyor. Şekilleri bile verilmiş İslam'dan önce. Ha. Ama gene hür kadınlar örtüyor. Kur'an-ı Kerim iptidaen re'sen olmayan bir şeyi ihdas etmiyor. Başörtüsü yoktu getirmiyor. Başörtüsünün mevcut bağlama şeklindeki gelişi güzelliği ve kadını biraz daha tesettürle göğüs gerdan kısmını da ört, kapatacak şekilde örtün diyor. Yani pencereden perdeyi alın, sofradan sofra bezini alın da başınıza başörtü yapın demiyor diyor hocam. Başınızda zaten olan başörtüsünü şu şekilde bağlayın diye reddi. Bu kültürel bir emir. Bak başörtüsünü ayrı tutuyorum. Öbür üniformal bir şey. O cilbab denen şey tunik gibi. Bugün işte pardüsü gibi. Erzurum'da ehram gibi. Mahmud Efendi cemaatinde çarşaf gibi. Yani kadının farklı farklı şekillerde tesettür şartını yerine getirecek dış kıyafeti demek. Bildim. Tamam. Başörtüsü bütün önceki dini geleneklerde var. Bunu rahibelerin kıyafetlerinden de görebilirsiniz. Yahudilikte bu reformist olmayan Yahudilerin o şey, gelenekçi Yahudilerin şeylerinden de görebilirsiniz. Yani en azından Sami geleneğin üç dininin içinde de kadının tesettürü ve başının kapalı olması var. Dolayısıyla ben, ya abiciğim böyle çok örfi, dönemsel bir şey olduğunu söyleyebilirim konusunda hala rahatça böyle bir şey söyleme cesareti gösteremiyorum. Dikkat ederseniz kök arayışına gidiyorum. Bizde var, bizden öte Hristiyanlıkta var, oradan öte Yahudilikte var. Dolayısıyla bütün tarihin katmanları içerisinde en azından üç dinin içinde de bu var. Dolayısıyla yani bir döneme, bir zamana, bir şeriata indirgenebilecek bir şey olarak görünmüyor. Ha bunun ölçüsü, biçimi, şekli, şartı, şurtu değişebilir. Ancak şunu söyleyeyim hocam. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın vel yadırne bihumuru hinne ala cuyubihinne emrine Allah ne derse desin ya, bana ne ya gibi bir tahkir, tezyif veya tahkir, tezyif bir ağır olur. İstifaf moduna girerek bir değerlendirme yaparsanız bu sıkıntı olur hocam. Bak burada güme gidebilirsiniz. Çünkü burada o hükmün kıymet harbiyesi değil hatanız. Kur'an-ı Kerim'le kurduğunuz ilişkideki muamele tarzınız. Ya, bu ne? Prensipte
Kur'an'ın farz mıdır, mendup mudur konusunda ayrıştıramadığınız bir hükmüne karşı istifaf tarzında bir yaklaşım sizi silkeleyebilir. Bak bu risktir. Çünkü kutsala karşı bir saygı gerekir. Ama takdiriniz, yorumunuz, kanaatiniz farz olduğu yönünde tecelli etmemiştir. Böyle arkadaşlar var. Ben öyle garip arkadaşlar biliyorum ki. Ben bunu tarihseldir diye inanıyorum. Yürekten inanıyorum. Ama Türkiye'nin sosyolojik şartlarında bu 28 Şubatlarda daha önceki yıllarda yapılan zulümlere tepki olarak da başımı açmıyor. Bizim Hidayet böyle düşünüyor aslında. Şefkat. Ben dini ahlaki boyutu olan bir emir olarak düşünüyorum. Zaten konteksti de, sure konteksti de, içinde bulunduğu şey de onu da ima ediyor. Şu ayrıca o bir Müslüman kadın profili için tarih boyunca üstad bir tek ara fazla dönemi yok. Şu dönemde açıktı başları diyor. Cariye meselesini zaten tarihsellik içerisinde dilimde tüy bitti. Bunun kabul edilebilir olmadığını, Kur'an'ın bu konudaki söylediğinin bugün karşılığının olmaması gerektiğini. Dolayısıyla bir yükümlülüğün cariyeye göre, bilmem hüre göre, hele de ahlakiyse bir yükümlülüğün asla değişmemesi gerektiğini ve dolayısıyla sahabe uygulamasının kabul edilemeyeceğini. Yani cariyedir, bu örtmesin, sen hürsün ört. Böyle bir şey yok ya. Hocam, böyle şimdi... bir dinin ben bugünkü algım, bugünkü ahlak anlayışın çerçevesinde bu kadar sınıfçı, kastçı, cinsiyetçi bir anlayışı ben din çerçevesine oturtma imkanım yok. Ancak onların yaptığını da örfi olarak telakki ettiğim için işin içinden çıkıyorum. Tarihselcilik burada benim imdadıma yetişiyor. Örf bildiğin işte ya. Başka bir şeyden bakalım hocam. Diğer bütün dinlerde de, gerçi az önce kelime arasında, cümle arasında söylediniz ama diğer bütün dinlerde de başörtüsü, cilbap her neyse o onun adı hür olanlara mı uygulanan bir şey? Diğer dinlerde de mi böyle? Ya diğer dinlerde de hürlere uygulanıyor. Abi diğer dinlerde hür statüsü, köle statüsü. Yahudilikte çok belirgin zaten. Yahudilikte zaten imtiyazlı haklar ve aynı zamanda o imtiyazlığa bağlı olarak daha fazla yükümlülükler Yahudilere aittir. Diğerleri zaten arabadır. Yani onlara göre bütün insanlık şeydir. Orada... Ya bunu şunun için soruyorum hocam. Eğer diğer dinlerde de bu hürlüğün bir sembolü, statü sembolüyse bu, cariyeler örtmeyecek, hürler örtecekse, cariyeliğin ortadan kalktığı bir dönemde o zaman bir ayrılma da gerek yoksa bu o zaman tarihseldir denilebilir mi acaba diye böyle kulağa bu taraftan... Evet, bu, oradan bakınca öyle bir fikir de akla geliyor fakat öbür taraftan da bakıyorum. Belki bunda benim çok nesnel olmayan, öznel bir şeyim de var. Travmatik bir geçmişim de var belki. Yani bu, ben bu üniversite kapılarının hikayelerini, Beyazıt Camisi, Cuma günlerinin protestolarını görmüş, yaşamış biri olarak Türkiye'de bu başörtüsünün kendi dini özgün anlam ve hükmünden daha farklı bir anlam kazandığı için dolayısıyla bunun çok ciddi bir mevzi kaybı gibi telakki edileceği için ve bir yığın gözyaşının mağdur olmuş, kararmış hayatın da anısına ihanet gibi gördüğüm için ağzımdan bu cümleyi benim alma şansınız yok. Bakın, 1990'ların sonunda belki 2000-2001'lerde İslamiyet Dergisi'nin tesettür sayısı çıktı. Tesettür. En hızlı tarihselci olduğum dönemdi. Böyle bir akademik abi da bilmiyorum. Vurup geçiyorum her şeyi. Başıma neler geleceğimi bilmedi hiç. O yazılımına bakın. Bu da bir tarihsel bir statü göstergesidir. Ama başörtüsüne gelince aynı şeyi söyleme imkanım yoktur. Şeyi orada da göreceksiniz. 2014'te
şeyde nedir? Kur'an'daki tesettür programında göreceksiniz. Şurada bir şey söyleyeyim. İnkar ve istihdaf farzına bir tavır sergilemedikçe başınızı açtınız. Üstadım bu sizi dinler çıkartmaz. Bu sizin imanınızı bozmaz. Hele de mürci gelenekten geliyor. Özgürüz. Evet. Bu sizin iffet ve ahlak, namus ölçümünüzü de sağlamaz. Yani bunun üzerinden iffet, ahlak ölçümü yapılmaz. Anladınız mı? Evet. Bu kadar net bu iş yani. Bana sorarsanız, benim eşim olan kadın, eşim olacak kadın, kapalıysa kapalıdır, başım gözüm üstüne. Açıksa açıktır. Kendisi kapanma konusunda bir tavır, bir tutum sergilemezse, kapan diye ağzından tek söz çıkmaz. İster kapanır, ister açılır. Açılırsa da niye açılıyorsun diye de sormam. Ben eşimle dahil Allah'ın soracağı soruları kullara sormakla mükellef bir kul değilim. Ben kulum, ben kendi işime bakarım. Onun da aklı var, izanı var, ne olduğunu biliyor. Dolayısıyla ben dini konuda insanların tercihlerine, tavırlarına, tutumlarına müdahil olmak gibi bir görev sahibi olduğumu düşünmüyorum. Anlatabildim mi abi? Ve karşımdaki insanın başının açıklığıyla, kapalılığıyla, giyim kuşamıyla benim karşımda bende hiçbir özel anlam taşımadı. Sadece muhafazakar bir dünyanın içinden yetişmiş konusunda bir ön fikir olmaktan başka o insanın bende o tarzıyla, tavrıyla hiçbir ekstra, artı eksi anlam taşımadığını söylemek istiyorum. Benim perspektifim bu. Size uyar uymaz. Yoruldum ben artık abicim, millete değer biçmekten, anlam yüklemekten, sürekli sembolleri zihnimin orasında burasında taşımak. Ben artık biraz sembolsüz geziyorum, boş geziyor zihnim. Sadece oturuyorum, hukukum oluştuktan sonra insanlığına, adabına, vefasına, sadakatine, samimiyetine bakıyorum, ona göre de değer biçiyorum abicim. Hepsi bu kadar. Teşekkür ederim. Hocam ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Vallahi yoruldum ya. Grup adına teşekkür ediyorum ben de. Ben de teşekkür ediyorum. Dostlar, bize teveccüh gösteriyorsunuz, seviyorsunuz. Ben sizi vicahen tanımıyorum. Bu sosyal medyaya çok girip çıkmıyorum. Bir Instagram açtım. Abuk sabuk arada bir resim atıyorum. Bir resim şey paylaşıyorum. Böyle saçma salak bir şey. Can sıkıntısına. Onun dışında sosyal medyayı böyle profesyonel hiç kullanmayı da bilmiyorum. Grup işlerine de girip çıkmıyorum. Twitter, Facebook'um vardı, bizim Yavuz yönetiyordu. Onu da iptal ettirdik. Oh, rahata erdik. Ama bizi seviyorsunuz veya sevmiyorsanız da bir müzakere ediyorsunuz. Ben de davetinize icabet etmeye çalıştım. Umarım sizi kırmamıştırım, dökmemiştirim. Kırdımsa da hepinizden canı gönülden özür dilerim. Sizi ben tanımasam da hüsnü zanla seviyorum. Allah hepinize sağlık, afiyet, selamet versin diyorum. Cenab-ı Hakk'a emanet olun. Hoşça kalın.